Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Her zaman, her yerde. Hoş geldiniz programımıza. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Dün Trabzonspor ve Beşiktaş galip geldi. Şu sıralarda Konyaspor Bodrumspor maçı oynanıyor. Dakika 5, durum 0-0. Akşam Galatasaray sahne alacak. Ankara Keçiören Gücü'nü ağırlayacak. Saat 21'de Galatasaray. Bu karşılaşmayla birlikte 5. tur tamamlanmış olacak. Değerli dinleyiciler, dün Beşiktaş Şanlıurfa karşısında 2-0 geriye düştü. Sonrasında ikinci yarıda yapılan değişikliklerle Şenol Güneş oyunu çevirmeyi başardı. Cenk Tosun'un attığı goller Beşiktaş'ı ateşledi. Sonrasında da rakip kaleyi abluk altına aldı ama Şanlıurfa'yı da kutlamak lazım. Gücü oranında maksimumu veren bir takımdı dün akşam Şanlıurfa Spor. Bu arada Delali oyundan alındı 21. dakikada ve protesto edildi. Kaleci Ersin'e verilen geri paslarda tribünlerin ıslıkladığını gördük. Bu da olumsuz görüntülerden bir tanesiydi Beşiktaş Stadyumu'nda. Ama tabii enine boyuna bu konuyu konuşacağız. Her şeyden önce Şenol Güneş'e bakacağız. Bakalım Şenol Güneş takım adına dün akşam oynanan karşılaşmayı nasıl değerlendirmiş? Tabii bir kupa ve tur maçı oynadı. Tek maçtı kendi sahamızda. Oyun planımıza göre rakibi sahasına çıkarmadan etkili ataklarla maçı kazanmak istiyorduk. Bu isteğimiz oyuncuların iyi niyeti sahaya düşündüğü gibi yansımadı. Ne hücumda etkin atak yapabildik ilk 15 dakika. Ne de rakibi hiç karşıladık. Temaslı hiç oyunumuz yoktu. Sayımız fazla olmasına rağmen goller yedik. Bu sıkıntımız zaten vardı. Bunları düzelteceğini düşünüyordum ama daha sonra kötü başlanan oyun iyi bitti. İyi değişler yapıldı ondan sonra daha sonraları. 4-3-2'de bir tane pozisyon derinlemesine verdik. 4-2'den sonra da pozisyon yoktu ama yine rakibin oynamasına izin verdik. Biz rakibe biraz daha yakın olduğumuzda ve topu da iyi kullandığımızda baskıyla beraber iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bugün hataları yaptık. Zaman olarak daha az sürede yaptık ama rakip de bunu kullandı. Bizim hatalarımız kadar rakibin de iyi oyunu ki bunu da zaten biliyorduk. Her ne kadar ikincilikte olsa da orada liderler. O ligin üstünde oyunu oynayan bir takım. Kendine güvenleri var, rahat oynuyorlar. Hiçbir baskıları yok. Kendi sahalarında oyun kurarak, topa sahip olarak çıkmaya çalışıyorlar. Buna biz de izin verince o da onlar da geldiğinde, her geldiğinde etkili oldular. Bizden daha az atak yaptılar ama iki tane çok rahat gol buldular. Bizim sayımız fazla olmasına rağmen defansta. Bu da büyük bir eksikliğimiz. Ama daha sonra oyuncularımızın gerçek kimliğiyle hem top kazanmadı hem topu kullanmadı, etkili olması, hem pozisyonlar ürettik hem de goller attık. Ama tekrar söylüyorum, oyunumuzdaki eksikleri de bir kez daha görmüş olduk. Bunu tekrar konuşacağız. Eldeki oyuncuların savaşanı bugün itibariyle baktığımız zaman en iyilerini hafta sonu kullanmaya çalışacağız. Çünkü bu dönem öyle geçeceğiz. Yani bu dönem yani oyuncunun verimine göre oynatmak durumundayız. Yani orada bir hayal etmek durumunda değiliz. Çünkü her maçımız final. Bugün de finaldi. Ama 2-0'dan geri dönebiliyorsalar, bu rakip kim olursa olsun, diğer rakiplere karşı da hiç gol yemeden kazanmak durumundayız. Ona geçtiğimizde rahatlıyız ama şu anda istediğimiz oyun şekli tam oturmasa bile bugün bir tarafından eksi ama artıları da olan oyun olduğu için tamamen olumsuz bakmıyorum. Bunları çoğaltacağız. Şimdi burada tabii sadece Cenk üzerinden değil, forvette olan bugün ilk başlangıçta Redmond, Cenk, Delali ve Jackson Mulaka'yı dördünü birden değiştirerek oynatmayı düşündük. Ama ne etkili olduk. Gol de kaçırdılar Cenk de Mulaka da dahil. Yani pozisyon vardı. O goller olsaydı belki ilk yarıda 2-2-3-2 de olacaktı yani. Ama çok iyi oyun var mıydı? Hayır, ama buna rağmen vardı o pozisyon. Bugün Jackson Mulaka konuda gayretli ama gol pozisyonu da etkisizdi. O da bir sıkıntı oldu. Cenk de ilk yarı kaçırdı gol ama golcülüğünü konuştu. Onu kenardan da içeri girdiği zaman yapıyor. Santifor'u yanında da arkasında da yapıyor. Yani mümkün olduğunca yakın olmaları, sadece arkasında yanında olmayı değil, açıktan da içeri girebiliyor. Çünkü o zaman beki çıkarabiliyoruz. O bakımdan sıkıntımız yok. Ama iyi tarafları bir tanesi, Cenk de bunu yapıyordu. İşte Jackson Mulaka'da. Şimdi geldiği zaman, tam hazır olduğu zaman Weghorst da
yapacak. Rakibin de çıkmasına izin vermediğimiz zaman, ki bunu ikinci yarıda çok fazla yaptık. Orta sahada Gelsin Necip'le top kazandık. Rakip sahaya yığdık. Yani rakip çıktığı zaman pozisyon bize geliyor zaten. Onu da durdurmak gerekiyordu. Ama etkin olarak Lagos, Jackson Mulaka, Cenk, Dele, Redmond, Kevin, bunlar gol atmalı, attırmalılar. Zaten özellikleri itibariyle onlar var. Bugün mesela Kevin Enkudu attı ama bir tane altı pasla 18'in içerisinde vursa gol, oradan pas verdi. Yani onlar da kendini arıyor. Milli takımda olan oyuncularımızın şu anda ufak tefek sıkıntıları var. Atiba'da olsun, Vegos'ta olsun, Enkudu'da. Yani çünkü bir turnuva geçirdiler. Ondan sonra bir ara verdiler. Şimdi geldiler ki zaten Roman Saiz'de şu anda yok sakatlığı itibariyle. Bunların ne vereceğini de biz de bilmiyoruz. Çünkü bizimle uzun süre çalışamadılar. Geldiler ama faydalanacağımız oyuncular. Orada da bir sıkıntımız var. İşte dediğim gibi bugün için en güçlü, en verimli oyuncuları kullanacağız. İşte bu dönem her maç böyle yeniden yapacağız. Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Her zaman her yerde. Beşiktaş maçın ilk dakikalarında 2-0 geriye düştü. Oyunun genelinde ilk yarıya baktığımızda Şanlıurfa Spor'un topa daha fazla hakim olduğunu gördük. O dakikalarda Beşiktaş elbette ki baskı kurmaya çalıştı ama asıl baskı ikinci yarıda kurdu ve 2-0'dan 4-2'lik skorla maçı kazanmayı başardı. Tabii Şenol Güneş'i dinledik az önce. 4 tane golün dışında da atabileceğimiz goller vardı dedi. Peki niçin böyle bir oyun başlangıcı vardı? Delali'yi ve erken oyuncu değişikliklerini nasıl yorumlamak lazım? Teknik direktör Erdal Işıkar'la bu konuya bakacağız. Beşiktaş bölümümüzde konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. Yayınlar kolay gelsin. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun. Ben de çok iyiyim. Hocam ne dersiniz? Niye Beşiktaş oyunun başında bocaladı sizce? Ya bana göre en önemli şey aslında dün de örneği vardı. Mesela Karaca Bey dün gitti deplasmanda Giresun'a 5-0 yani gerçekten mükemmel bir skorla yendi. Aslında dün de örneği vardı. Bana göre biraz küçümseme, biraz da Şenol Güneş'in bana göre oyun tercihlerinde veya oyuncu tercihlerinde sıkıntı var diye düşünüyorum. Yani en önemli şey baktığımız zaman ilk 9. dakikada 15. dakikada 2-0 öne geçti. Şanlıurfa Spor. Ama Şanlıurfa Spor'a baktığımız zaman Özgür yani ikinci lig beyaz grupta mücadele ediyorlar. Geçen hafta maçları Batman'la deplasmanda oynadılar. O maç 2-0 iken sağ olanların maç yarıda kaldı. O maç büyük ihtimalle 3-0 olarak tescil edilecek. Ve o 3 puanla beraber ikinci beyaz grupta 36 puanlı lider duruma geldik. Yani çok küçümsenecek bir rakip de değil. İyi bir rakip, iyi oyuncuları var. Ama burada benim anlamadığım tabii Şenol Güneş'te yani 3 tane stoper oyuncu mesela Tayyip, Montero ve Wellington kulübede dururken ve Necip'in niye tercih etti ben onu da anlamış değilim. Yani Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı sene başından beri savunma anlayışı. Ama Necip mesela şimdi ilk başladığı zaman orijinal olmadı. Stoper de değil. Ligde tercih edecek mi stoperi? Bana göre tercih etmeyecek. Belki hafta sonu düşünerek Tayyip ve Montero'yu tam yedekte tutabilir veya işte dinlendirebilir. Ama bir tecrübeli Wellington var. Niye Wellington oynamıyor da? O da Necip ve Emre Can'la başlıyor. Çok uyumsuz bir şekilde bana göre orada sıkıntı yaşadılar. Bunun yanında bana göre en büyük kazancı tabii Cenk olduğu maçta. Yani 2-0'a düştükten sonra asla o 2-0 kabul etmedi. Müthiş bir takımı ateşleyen, mücadele savaşan bir oyuncuyla belki dün Cenk takımda olmamış olsaydı işte 67'ye kadar 2-0'da belki 5-5 elenecekti. Ama Cenk'in dün katkısı gerçekten müthiş. Attı gollerle mücadele savaşıyla takımı ateşleyen oyuncu da oldu. Burada tabii Şenol Güneş'in en büyük artısı belki oyuncu değişikleri oldu 37 dakikada. İşte Ati Bey'le Delerli'ye baktığımız zaman sene başından hiç katkısı yok. Bu maçta da katkısı yok. Belki onların yapılan hamleyle Beşiktaş biraz iğme kazandı. Pozisyonlar üretti. İkinci daha farklı bir oyun anlayışına girdi. Ama burada tabii en önemli şeylerden bir Özgür Ersin'e yapılan bana göre büyük haksızlık var. Yani Beşiktaş sene başından beri Ersin'le ilgili bir sürü spekülasyonlar yapıldı. İşte sıkıntılar yaşandı. Evet. Sözleşmeyle ilgili sıkıntılar da oldu. Ama Beşiktaş seyircisinde özellikle 2-0'dan sonra bana göre birinci golde de yapacağı bir şey yoktu. Belki ikinci golde hatalıydı. Ama özellikle Beşiktaş serisinin her top ayağına geldiğinde yuğulaması Beşiktaş serisi bana göre yakışmadı. Genç bir oyuncu, altyapıdan yetişen bir oyuncu, kazanılması gereken bir oyuncu. Beşiktaş taraftar cefakar, fedakardır, oyuncusu sahip çıkar. Ben dün Beşiktaş serisine gerçekten yakıştırmadı. Bundan sonraki maçlarda mutlaka Ersin'in kazanılması lazım diye düşünüyorum. İki sene önce şampiyon takım kalecisi niye bu durumlara gelindi?
genç bir kaleci, ben gerçekten çok üzüldüm diye. Yani tek suç, tek günah keçisi Ersin mi? Yani niye ilk golde yapacağı bir şey yoktu? Tam ikinci golü belki yemeyebilirdi. Ama daha önceki maçlarda da Ersin'e karşı Beşiktaş seyircisinin büyük bir tepkisi var. Bunun mutlaka giderilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu nereden kaynaklanıyor hocam? Hatalı gollerden mi? Bu sözleşme yenileme meselesinden mi? Bana göre en büyük sebep sözleşme yenilememesinden kaynaklanıyor. Ama burada işte neticede bunlar da halledilip ki oyuncular. Yani Beşiktaş camiası çok büyük bir camia. Beşiktaş gerçekten cefakar, oyuncu sahip çıkan çok özverili, müthiş bir taraftar var. Bu da çocuk da genç bir çocuk. İşten önce şampiyonluğun kalecisi. Beşiktaş'a bundan sonraki da para kazandırabilir. 10 sene Beşiktaş kalesini koruyabilir. Mutlaka çözülmesi gereken bir oyuncuyu düşünüyorum. Yani iyi de bir kaleci, genç bir kaleci. Ben gerçekten maça bakarken her top geldiğinde yollanması, ıslıklanması beni çok rahatsız etti ve üzüldüm. Maçla ilgili göze çarpan önemli olaylar. Bence hocam Ersin Atiba ve Delali Şenol Güneş tarafından oyundan alındı maçın ilk bölümünde. Evet. Bunu nasıl yorumladınız? Delali de protesto edildi oyundan çıkarken. Ya şöyle, yani Delali sene başından beri bir katkısı olmayan bir oyuncu. Kazanmaya çalışıyor ama çabası yetersiz. Atiba bana göre tercih edilmeyebilir. Dünya Kupası'ndan gelmiş, yorgun olabilir. Yani ikinci yarı oynatılabilirdi. Bence Atiba tercih de yanlış. Ama Delali bana göre sene başından beri bir katkısı olmayan bir oyuncu. Bundan sonra ben katkısı olacağını düşünmüyorum. Belki transfer döneminde yollar da ayrılabilir. Ama şimdi Atiba 37 yaşındaki bir oyuncunun 30 dakika oyundan çıkması da ne kadar doğru, ben onu da bilemiyorum. Yani tercihli belki devre beklenebilirdi ama bir şok, bir hamle yapmak istedi. Maçı da kazandı ama bu da tabii Atiba'ya çok, ben Atiba'nın da üzgün olduğunu tahmin ediyorum. Delali de üzgündür ama Delali'nin sene başından beri bir katkısı yok. Yani maçta artık en azından bir şeyler sunmak lazım, bir şeyler yapmak lazım. Dün baktığımızda 30 dakikada görüntü de çok iyi bir görüntü değildi Delali ile ilgili. Bu da tabii hamleler yaptı Şenol Güneş kendine göre. Çok güzel şey, çok hoş şeyler bunlar tabii ki değil. Ama burada ben Şenol Güneş'in de tercihlerinden, özellikle savunma anlamı tercihlerinden ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Necip ve Emrecan ikilisinin orada bu maçta başlayıp Beşiktaş'ın çünkü sene başından beri en büyük eksisi zaten stoperlerle ilgili. Değil mi? Savunmanın merkezinde. Hocam Şenol Güneş 2-0'dan sonra paniğe kapılmış olabilir mi? Ya olabilir tabii. Şenol Güneş'in de şimdi daha önceki röportajlarına baktığımız zaman Özgür, yani bu seneyle ilgili çok kafasında soru işaretleri var ve endişeler de var. Yani kötü giderse ne olur, işte bu maçı kaybedersek ne olur diye endişeler de var. Biraz panik de yapmış olabilir ama benim tercihim, ben devre arasını bekleyip o hamleleri ondan sonra yapardım diye düşünüyorum. Neticede baktığımız zaman işte yine ilk yarıda bir iki pozisyon oldu ama bu savunma anlayışıyla 3-2'den sonra, 4-2'den sonra da 5-5'te 3 tane pozisyon verdi. Yani çok düzelen bir şey yok. Sene başından beri Beşiktaş'ın en büyük bana göre dezavantajı stoperleri. Ben Necip'le niye başladı hala anlamış değilim. Çünkü Necip'i sen ikinci yarı stoperde 5 tane stoper derken kullanmak bana göre kullanmayacaktır. Bu maçta niye deneniyor? Wellington gibi oyuncu stoper varken belki Tayyip'in Montel'i anlarım. Yani hafta sonu Antep maçı var. Oraya saklanabilir. Ama Wellington varken Necip'le başlamak bana göre büyük bir hataydı. Bu da sadece işte savunmanın da hataları var. Sadece Ersin'e 2-0 yüklemek bana göre çok büyük haksızlık oldu çünkü maçla ilgili. Bana göre maçın en önemli olaylarından biri işte Ersin'in yollanması, eşleri alması. Bu çocuk kazanmak lazım. Bu çocuk yani milli takımda beşler yapacaktır. Bir kez daha söylüyorum. 2 sene önce şampiyon takımın kalecisi. Tamam belki sözleşme yapmamıştır. Başka şeyler yapmamıştır. Ben sözleşme de yenilendi zannediyorum Özgür. Yani yeni sözleşme yapıldı kendisiyle ama uzun süre sürüncemede kalan bir meseleydi bu hocam. Sürüncemede kaldı ama bunları tatlıya bağlamak lazım. Yani bunlar genç oyuncu, hata da yapacaklardır. Ersin genç bir kaleci. Yani Beşiktaş'ın alt yapısından gelen bir kaleci. Burada şimdi belki hata yapmıştır. Ama insanlara ikinci şansı mutlaka vermek gerekir diye düşünüyorum. Bir de çok genç bir kaleci. Ya futbolun son döneminde olan bir kaleci. 2 sene şampiyon takım kalecisi. O zaman da bu çocuk çok düzgün rakamlara oynadı. Yani futbol çok uzun değil. İşte 10-12 sene sürüyor. Burada çocuk da kendi geleceğini düşünmek zorunda. Tamam belki Beşiktaş'ın altı kısmından yetişti. Farklı düşünmek gerekebilir diye düşünüyor taraftarlar. Ama iki tarafa da hak vermek lazım burada. Tatlıya bağlayıp bence Ersin'i bir an önce Beşiktaş takımına kazandırmak gerekir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Beşiktaş pazar günü deplasmanda 16'da Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bu maçla ilgili öngörünüz varsa onu da alabiliriz. Ben daha önce söyledim. Beşiktaş'ın önünde 4 tane maç var. 4 maçtan 12 puan alırsa şampiyonluk iddiasını sürdürür. Bu 3 taraf içeride. İlk maçı da Antep. Ama Beşiktaş'ın mutlaka stoper ve savunma anlayışını
Gerçi tabii sadece stoperlerle değil ama en büyük sıkıntı stoperlerde. Takım savunmasını iyi yaparsa Beşiktaş bu 4 maçtan özellikle işte ilk Antep maçından başlayarak 12 puan alır diye düşünüyorum. Ama mutlaka savunma anlayışını takım halinde özellikle stoperler anlamında biraz daha iyi yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Peki hocam, bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Özgür. İyi yayınlar, kolay gelsin. Tekrar görüşürüz. Trabzonspor dün Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Umut Bozok 10. dakikada ilk golü kaydetti Trabzonspor adına. Sonraki 2 gol Naci Ünivar'dan geldi. Naci Ünivar genç futbolcu, maçın ön plana çıkan ismiydi. Birazdan Trabzonspor'la da ilgili bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş bölümümüzde teknik direktör Erdal Işıkar sizlerle fikirlerini paylaştı. Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. Futbol, dünyadan futbol. Cristiano Ronaldo Al Nassr'la kesin anlaşmayı yaptı. Dün menajeri Jorge Mendes gece yarısı kesin anlaşmanın yapıldığı bilgisini verdi. Manchester United'da sözleşmesini feshetmişti karşılıklı anlaşarak ve nerede oynayacağı merak konusuydu. Al Nassr'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı ve 500 milyon euro kazanacak toplamda Cristiano Ronaldo. Diğer yandan Portekizli futbolcunun Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası adaylığı içinde aktif bir rol oynayacağı aktarıldı. İspanyol basınındaki haberlerde Al Nassr'da imzalayacağı 2,5 yıllık sözleşmenin ardından Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçisi olacağı ifade edildi. Portekiz'in 2022 Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından Ronaldo İspanya'ya gitmiş ve bir süre eski takımı Real Madrid'in tesislerinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürmüştü. Futbol, dünyadan futbol. Bir yorum. Cumartesi günü Trabzonspor-Fenerbahçe maçı var. Bu maçın hakemi Halil Umut Meler oldu. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Sayın Ali Kunak bizimle birlikte, bakalım bu atamayı nasıl değerlendirecek. Hocam hoş geldiniz. Özgür'cüm merhaba, iyi yayınlar. İyisiniz umarım hocam. Gelsin. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen de iyisin. Ben de iyiyim, sağ olun, eksik olmayın. Hep beraber iyi olalım. Beklediğiniz isim miydi Halil Umut Meler? Tabii ki yani beklediğim isimdi. Hatta bunu da kendi yazımda daha önce televizyon yayınında da bağlantıda söylemiştim. Halil Umut Meler şu anda Türkiye'nin bir numaralı hakemi, premier kategoride. Bu tür maçları da yönetebilecek kapasitede 2-3 isim var şu anda Türk hakemliğinde. Onlardan biri olacaktı. Birincisi Halil Umut Meler'di. Atama da öyle çıktı. Ama enteresandır. Yani bizler bu tahminlerimizi yaparken diğer hakem yorumcusu arkadaşlarım da aşağı yukarı aynı fikirdeydi. Herkesin tahmini tuttu. Bu tahmini yaparken şey yapmadık. Yani algoritmayı kullanmadık. yapay zekayı da kullanmadık. Sadece şey yaptık. Yani ne yaptık hocam? Günün hakemlerin performansı, hakemlerin kariyerlerine göre bir değerlendirme yaparak o doğrultuda tahminlerde bulunduk. Ama dün kulüp başkanlarıyla Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bir araya geldiler. Ve kulüp başkanlarının gözü önünde yapay zekanın Halil Umut Meler'e atadığı açıklandı. Şimdi burada bir takım veriler var. Yani bir hakemin bir maça nasıl verileceği konusunda söylenilen 42 veri yükleniyormuş algoritmaya. Ve bunun neticesinde bu atama gerçekleştirilmiş. Bu verilerin ne olduğu konusunda kamuoyuna yeterince aydınlatma yapılmadı sevgili Özgür. İnsanların aklında soru işareti kalıyor. Yani konu Halil Umut Meler'in bu maça atanması değil. Yani Ali Şansalan ta geçen seneki Trabzonspor Fenerbahçe maçından beri hiçbir Fenerbahçe maçına atanmadı. Hı hı. Ve bunu yapay zeka neye göre ayarladı? Bunu merak ediyorum. Kamuoyu bunu merak ediyor. Yani Ali Şansalan'ın Fenerbahçe camiasının istemediği ortada. Çeşitli defalar Sayın Başkan Ali Koç da bu konuda beyanatlarda bulundu. Fenerbahçe camiasında bu konuda net bir tavrı var. Şimdi acaba yapay zekaya iki takım Ali Şansalan'ı istemiyor, Y takım Halil Umut Meler'i istemiyor, İşte Z takım Ali Palabı'yı istemiyor diye bir veri yükleniyor mu, yüklenmiyor mu? Yükleniyorsa hocam, bu veriler neler? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir açıklama yaptı Mehmet Büyükekşi. Dedi ki takımların
daha önce yani hakemlerin daha önce takımların maçını yönetip yönetmediği, bu maçlarda ortaya çıkan başarı tablosu vesaire, bunlar da göz önünde bulunduruluyor hakem tercihlerinde dedi. O zaman bu açıklamaya göre yapay zekaya bahsettiğiniz veriler yükleniyor. Şimdi yüklenmemesi mümkün değil. Niye şimdi? Alişan Salan'ın hakemlik konu hep onun üzerinden gidiyor da şey örnek, çok göz önünde bir örnek olduğu için bunu şey yapıyorum, gündeme getiriyorum. Alişan Salan'ın hakemlik kariyeri, hakemlik geçmişi, tecrübesi Türkiye'de Fenerbahçe maçlarına çıkabilecek düzeyde. Daha önce de defalarca çıkmış. Ancak aşağı yukarı 14 aydan beri hiç Fenerbahçe maçına görevlendirilmemiş. Bunun için demek ki Ali Şansalan Fenerbahçe maçlarına çıkmayacak diye bir veriyi bu yapay zekaya yüklemişler. Hı hı. Ama bunu söylesinler. Şimdi bilelim yani, kamuoyu olarak sen de bil, ben de bileyim, taraftarlar da bilsin. Ali Şansalan Fenerbahçe maçlarına çıkmayacakmış. Halil Mutmeler Beşiktaş maçlarına çıkmayacakmış. Ayın Kavuyu Galatasaray maçlarına çıkmayacakmış. Son söylediğinizi anlamadım hocam. Son söylediğiniz, sesiniz gitti. Kim Beşiktaş? Kim? Halil Mutmeler Beşiktaş maçlarına çıkmayacak. Maçlarına çıkmayacak mı? Ya da Ali Palabıyık Galatasaray maçlarına çıkmayacak mı? Ne bileyim, Abdülkadir Bitigen de Trabzon ya da Adana Demirspor maçlarına çıkmayacak mı? Evet. Şöyle maç trafiğine baktığımızda bu isimler bu takımlardan genelde uzak tutuluyor. Şimdi o zaman bunun bilinmesi lazım. Eğer bu işi şeffaf yapıyoruz diyorsanız siz, kulüp başkanının gözü önünde yapılıyorsa, tüm kulüp başkanları da mutlaka oradaki verileri bir şekilde yakınlarıyla paylaşacaklar. Ama bir bilgi kirliliği oluşacak. Bunu önlemek için net bir şekilde algoritmaya yüklenen verilerin, bir hakemi bir maça atamanın kriterlerinin ne olduğunu net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve açık herkes tarafından bilinmesi lazım. O zaman ben inanırım ki bu gerçekten uygulanıyor ve hakemler insan aklıyla değil de insan aklının yarattığı verilerin girildiği bir yapay zeka sistemiyle atanıyor. O zaman inanırım. Hala şu anda inanmıyorum. Ya Halil Mutmeler'in yapay zeka atanması bir yapay zeka değil ki. Sokakta geçen insana da sorsanız Halil Mutmeler'i söylerdi size bu maçı atanacağını. O yüzden verilerin mutlaka açıklanması lazım diye düşünüyorum sevgili Özgür. Peki. Hocam var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Şöyle, Halil Mutmeler maçı nasıl yönetir dersen, evet, başlangıçta da söylediğim gibi iyi yönetir. Ancak ta 45 günden beri düdük çalmamış bir soğukluk var üzerinde. Bu bütün hakemlerimiz için geçerli. Keşke Merkez Hakem Kurulu bu hafta görev alacak hakemleri geçen haftalarda TFF 1. Lig'de görevlendirerek onların düdük soğukluğunu o aradan geçen 45 günlük zamanı ortadan çıkarsaydı. Çünkü hakem de önemli soğukluğu. Uzun süre maça çıkmayan hakem ne olursa olsun bir şey yaşar. Durağanlık dönemi yaşar. İnşallah pazar günü Halil Mutmeler'de bu durağanlık dönemini görmeyiz diye düşünüyorum. Peki. Hocam bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Konuğumuz Sayın Ali Kunak'tı. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İtalya. Derlinger, Adana Demirspor Süper Lig'de topladığı 24 puanla 3. sırada yer alıyor. İtalya'dan bir transfer iddiası geldi Adana Demirspor'la ilgili olarak. Tutto Mercato web sitesinde yer alan habere göre mavi lacivertli takım şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan Timo Bakayoko ile ilgileniyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yıldız oyuncuyu istediği öğrenildi. Montella'nın böyle bir talebi var bilmiyorum ama İtalyan medyası ısrarla bu haberleri yayımlıyor. Haberde bu sezon Milan teknik direktörü Pioli tarafından forma şansı verilmeyen fil dişi sahili asıllı Fransız orta saha oyuncusunun Ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtiliyor. Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ve İtalyan takımıyla anlaşma sağladığı da ifade ediliyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan oyuncunun
menajeri Marco Busseo, duruma göre Ocak ayında bakacağız. Milan fırsatları sakince değerlendirecektir. Bu yıldan sonra Chelsea ile bir yıl daha sözleşmemiz var demiş. Montella'nın Adana Demirspor teknik direktöründe bu futbolcuyu ısrarla istediği yine belirtilmiş haberde. Bu sezon hiçbir maçta süre alamadı. Bakayoko, Chelsea ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İtalya. Programımıza Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor 3-0 kazandı değerli dinleyiciler. Umut Bozok 10. dakikada Trabzonspor'a ilk golü kaydetti. Naci Ünivar 28 ve 79. dakikalarda golleri atan futbolcuydu ve 3-0'lık net bir skorla iyi bir oyunla Fenerbahçe'yle yapacağı maç öncesi hem galibiyet hem de moral kazanmış oldu Trabzonspor. Maçtan sonra da maçın ön plana çıkan ismi Naci Ünivar bazı açıklamalar yaptı. Açıkçası en önemlisi bugün kazanmaktı ve 3-0 kazandık. Ben de Trabzonspor'daki ilk golümü 2 gol atarak gerçekleştirdim. Benim açımdan güzel bir akşamdı. Yeah, I think the camp in Antalya was good. Antalya'da güzel bir kamp dönemi geçirdik. Gerçekten çok sıkı çalıştık. Trabzon'da da keza aynı şekilde çalışmaya devam ettik. Zaten bu akşam da bunu sahada görebildiniz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelecek olursa kazanmamız gerekiyor ama bundan daha fazlasını, daha iyisini yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Most important is en önemlisi tabii ki dediğimiz gibi her zaman kazanmaktır ve bütün her şeyi kazanmak istiyoruz. Daha önce zaten Süper Kupa'yı kazanmıştık. Ligi de kazanmıştık. Neden ligde tekrardan olmasın? Yeah. I think I won the ball on topu rakip sahada kazanmıştık. Marek topu Umut'a attı ve rakip savunmacı da topu bana ne yazık ki sektirdi, aktardı. Kaleci zaten kaleden çıkmıştı. Ondan sonra zaten atması gayet kolaydı. Bunları ifade etti genç futbolcu Naci Ünivar. Değerli dinleyiciler, bu potansiyelini sürdürmesi durumunda her zaman 11 için forma rekabetinin içinde olacaktır. Hiç kuşku yok ki. Birazdan Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi son durum ne? Nasıl bir planı var Abdullah Avcı'nın? Bunları da konuşacağız Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak. Bugün bir rejenerasyon antrenmanı yaptı Trabzonspor'da oynayan futbolcular. Diğer futbolcular rutin antrenmanlarını sürdürdüler ve cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor. Umut Bozok ilk gol atan futbolcuydu. O da bir bazı açıklamalar yaptı. Maçtan sonra hep birlikte dinliyoruz. Çok iyi maçtı. İyi bir takım. Bence çok iyi bir takım. İnşallah Samsunspor için senede Süper Lig'de onlara karşı oynarız. İyi, çok iyi bir takım. Ama iyi bir şekilde mücadele ettik. Cumartesi günü maçımız için çok iyi hazırlandık bence. Cumartesi günü maçı tabii ki çok çok önemli bizim için. Tabii ki bizim için, taraftarımız için, camia için, herkes için çok önemli. Ama bence final değil, daha çoğu maçımız var. Ama çok önemli bir maçımızdı. Bugün cumartesi günü bir derbi oynayacağız. Taraftarımız önümüzde, çok iyi bir mücadele etmemiz lazım. Tabii ki hedefimiz 3 puan. Ama zor bir takıma karşı, zor bir rakibe karşı oynayacağız. Çok önemli bir maç ama bence final değil. Ama çok iyi değerlendirmemiz lazım. İnşallah 3 puanla devam ederiz. Şimdi kamp döneminde konuştuk hocayla beraber. Takım halinde herkes konuştu. Takım halinde pres çok yani kötü değil de daha iyi yapmalıydık. Onu çalıştık bütün kamp döneminde. Ve hazırlık maçlarda çok iyi şekilde karşılaştık sahne üzerinde. Öyle devam etmemiz lazım. Bugün de gösterdik. Cumartesi de daha iyi pres yapmamız lazım takım halinde. Çünkü çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Umut Bozok'u dinledik. Son sözleri cumartesi günü de Fenerbahçe'ye karşı pres yapmalıyız şeklindeydi. Sanırım hafta başından itibaren Fenerbahçe maçına yönelik, öncesinde tabii Samsunspor maçına yönelik taktik planlamayı hazırlarken oyuncularına hücum presi esas prensip olarak gösterdi Abdullah Avcı. Umut'un sözlerine bu şekilde yansıdı çünkü. Bütün bunlara bakacağız. Fenerbahçe maçının nasıl geçeceğini konuşacağız Trabzonspor adına. Ama öncesinde bir Trabzonspor efsanesi teknik direktör Sayın Hüseyin Tok'tan Samsunspor maçını değerlendirmesini rica edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Ben de kolay gelsin. Sağ olun. Samsunspor aslında iyi organize olan bir ekip hocam. Hüseyin Eroğlu önderliğinde ligde, birinci ligde başarılılar. Ama ne dersiniz? Dün Trabzonspor adına nispeten kolay bir galibiyet oldu mu? Yani tabii Fenerbahçe maçı öncesi belki bir moral açısından belki önemli ama
Yani beklentinin yine bana göre, yani Fenerbahçe'ye bu Samsun maçında iyi oynadı gibi bir hava yaratmak doğru değil. Çünkü Samsunspor'da çok eksikleri vardı. Yani öyle Trabzonspor'da baskı yapayım, takımı çıkarmayayım falan gibi Samsunspor bile olsa. Yani buna böyle bir şey, bir maç izlemedik. Normal Samsunspor zaten kendi liginde oynadığı, şampiyonla oynadığı için fazla kupaya önem verdiğini zannetmiyorum. Bu açıdan bizde bu maçı çok iyi oynadı Trabzonspor, 1-0 kazandı gibi böyle bir beklenti yaratılırsa burada hayal kırıklığı olur. Yani bence çok iyi değil, kötü de değil, normal bir basat bir oynadı Trabzonspor. Yani bu da yani önümüzdeki Fenerbahçe'ne baktığımız zaman çok umut verici, bana göre umut verici bir maç olduğunu söyleyemem. Anladım. Peki Fenerbahçe maçından umutlu musunuz hocam Trabzonspor adına? Ben şöyle, Trabzonspor bu seneki performansına baktığım zaman maalesef beklentinin çok altında. Yapılan bunca transferler de hiç beklentiyi karşılamadığı için sıkıntılı diye görüyorum. Ama diğer senelerdeki gibi Fenerbahçe olsaydı umudum daha iyiydi. Çünkü diğer senelerde Fenerbahçe iyi değildi. Ama bu sene çok farklı oynuyor. Hem Avrupa Kupası hem Türkiye Ligi'ndeki gösterdikleri performans, tempo, önde baskı, alternatifli bir kadro oluşuyla beraber hocanın da ağırlığının fazlasıyla olması nedeniyle Fenerbahçe bu yılı en iyi performans gösteren ligdeki takımların en başında geldiğini diyebilirim. Bunun için Trabzonspor bu maçların belki havası farklı olabilir ama Fenerbahçe daha önde görünen bir takım görünüyor. Yani çünkü bugüne kadar oynadığı maçlarında bunu görüyoruz. Trabzonspor'da bilhassa forvet bölgesinde yani Sandi Gomez'den daha hiç çok umutlu olan giren Gomez daha hiçbir şey yapmadı. Umut öyle. Orada bayağı bir sıkıntı var Trabzonspor'un. Maçın farklı oluşu, havası farklı olması Trabzonspor ve beraberlik alsa, beraberlik alsa bana göre iyi bir sonuçtur. Çünkü şu andaki görünüm hem Trabzonspor'a baktığımız zaman hem Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Fenerbahçe'nin daha formda olduğu, daha kadrosunun daha yetenekli olduğu, daha kaliteli olduğu bir kesin. Bunu yani saklamamamız lazım. Maçın havası dediğimiz gibi farklıdır. Bu maçların sonucunu kesin olarak söylenemez. Onun için gene de Trabzonspor yenilmediği takdirde yoluna devam edecektir. Hocam Trabzonspor'un ön bölgesi nasıl oluşur Fenerbahçe maçında? Maximiliano Gomez'i 11'de bekliyor musunuz? Yani Gomez mesela Trabzonspor'da hiç daha yani beklenenin çok altında kaldı. Dünya Kupası'na gitti geldi. Daha 3-4 gün önce Trabzon'a döndü. Evet. Baktım ikinci yarıda gol sonu yani 15 dakikada koyuldu. Hiçbir şey yapmadı. Yine kaçıyor. Yani buradaki sorun ise hala Gomez'de bile bu kadar büyük takımlarda oynadı İspanya'da falan. Ama ya sorumlulukta oynadığı maçlarda sorumluluktan sorumluluk almayan, rakibi savunmayı dengesini bozacak, hareketleri fizik gücünü kullanacak hiçbir şey göstermedi. Yani daha şey de öyle, umut da öyle. Yani Trabzonspor'un gol bölgesinde çok büyük sıkıntısı var. Aynı zamanda tembeli gelen takım savunmasında bunu bir türlü yapamadı, bir önde baskı yapamadı. Futbolcular öyle şartlandılar ki ön tarafta oynayacak oyuncuya rağmen illa topu tek bak geri veriyor, libero veriyor, kaleciye veriyorlar. Yani buna ben bir eski bir futbolcu olarak yani teknik adam olarak ben buna alışamadım. Ha önde topunu kullanacak adamın olmazsa dönersin geriye. Tamam top sende kalsın diye düşünürüm. Ama gayetsiz çarptı topu illa geri veriyorlar. Orsadaki günü Doğukan doğacak mesela çocuğu her aldığı topu geri vermek olmaz ki ya. Bir öne dinemek lazım. Yani bakmak lazım. Görmek lazım. Yani bu olay inanılmaz. Ben içime daha hala bu oyun sistemini sindiremedim. Yani bu farklı bir şey. Abdül Hoca geçen sene şampiyon oldu. Bu da konuşulabilir, tartışılabilir. Ama bu bir şampiyon oldu. Baktı gördüğüm zaman eski futbolcular tamam biz görevimizi yaptık. Bizim şeyimiz var. Toleransımız var gibi düşünüyorlar zannederim. Bunları biraz asmış gördüm. Yeni alınan futbolcular gibi beklenen çok altındalar. Bu da bir sorun. Umarız ki Trabzonspor her yıl yani bir yıldan kalmaz diye bekliyorduk ama şu andaki yani yapılan transferleri tutmadığı için Trabzonspor'da sıkıntı var. Bu maçta kötü gittiği takdirde daha da sıkıntı olur. Umarız ki olmaz. Biz benim söylediklerimde yanılırım diye yanılmamı isterim yani.
Hocam Naci Ünivar'ı nasıl buldunuz? Dün iki gol attı. Hareketli bir oyun sergiledi. Şimdi şöyle yani bir futbolcu bir pas verdi, bir gol attı. Yani bunları ya bunlar Trabzonspor'da konuşacak. Zaten görevi bunları yapmak. Bunları yapamıyorlar. Zaten bu yani onları bir abartmamamız lazım. Ha dibede vurmamamız lazım. Yani iki gol attı veya bir asist yaptı diye bunları geçmemiz lazım ya. Dünya farklı futbolcular futbol oynanıyor yani. Sizi bir pas verdi. Aa çok iyi oynadı. Yani böyle olayları şey yapmamamız lazım. Yani kamuoyunda beklenti içine sokmamamız lazım. Naci var. İşlikte bir şey yapmaz. Maçta da bir şey yapmaz. Çünkü fizik gücü çok yeterli değil bana göre. Yani, bu maçta kendi açısından belki bir moral kazanmış olabilir ama yani takıma öyle büyük maçta Visca oynayacaktır. O Trezeguet'in solda oynar. Gomez'den yani başlar mı? Belki bir çıkış yakalar mı? Bu maçın bir maçı olabilir mi diye. Gomez'den de başlayabilir hoca bu maçta. Yani şey demek istediğim şöyle yani maalesef biz de abartıyoruz fazla oyuncuları. Büyütüyoruz böyle basında şeyde yazılı basında görsel basında. Yok bunlar zaten bunları yapmasa ne iş var Trabzonspor'da? Bunlar yani iki pas yapmasa falan etmese maalesef bunları biz büyütüyoruz abartıyoruz. Yani abartmamak lazım. Herkesi beklenin içine sokuyoruz. Bizim yani şu andaki yapılan transferler geçen yıl şampiyon olmuş bir takımımız var. Takım bu kadroyu koruyarak 3-4 tane nokta transfer yapmamız gerekirdi. Bir şampiyon takıma 12 tane futbolcu alınmaz. Ve alınanlar da maalesef beklentinin altında kaldılar. Yani büyük de borca girildi Trabzonspor. Umarız şu final maçı iyi geçer ve bunlar da konuşulmaz. Yoksa bu işlerde konuşulmaya başlandığı zaman 2-3 tane futbolcuya 4 milyon üzerinde para verilmiş diyorlar. Yani hangi futbolcular hocam onlar? Santrafor'la Gomez'den Bartra'ya burada para verildi deniyor. Yani bunlar söyleniyor bunlar. Bunlar çok büyük paralar ama beklentiler verdikleri performans maalesef hiç bunların yarısı bile etmez değerde şu anda. Umarım ki bu maçta bunların içinde bir çıkış olarak iyi bir sonuçtan beraber Trabzonspor yoluna devam eder. Edemezse sıkıntı büyük. Sayın Hüseyin Tok fikirlerini sizlerle paylaştı. Hocam Uğurcan Çakır sözleşme yenilemedi Trabzonspor'a bildiğim kadarıyla. Değişik dedikodular çıkıyor. İşte Galatasaray'da Fernando Muslera'dan sonra Uğurcan Çakır transfer edilir şeklinde. Uğurcan Çakır'ın gitmek istediği iddia ediliyor. Hayır. Uğurcan yeniledi. Yeniledi değil mi? Tabii canım. 5-6 ay önce Türk parası karşılığı veya 3 ay önce yeniledi. Yani onda sorun yok. Anladım. Ben öyle biliyorum yani. Anladım peki. Hocam Uğurcan'ın yurt dışından da opsiyonları olduğunu biliyoruz zaman zaman belli takımlar işte Girona, Fransa'dan Rennes talip olmuştu. Ne dersiniz? Kış döneminde bir sürpriz olabilir mi? Şimdi şöyle Trabzonspor tabii Uğurcan'ı büyük para beklentisi içerisindeydi. Yani 20 milyon euro üzerinde beklenti vardı. Avrupalılar da Türkiye'de 3-5 milyona alırım. Türkiye'den gelecek futbolcuları böyle alırım gibi düşünceleri olunca 20 milyonu duyunca zaten geri çekiliyorlar. Trabzonspor da bunun altına geldi. Şu anda Trabzonspor'un çünkü karşı yedek kalecisi Uğurcan'ın arkasında olan kaleciler şu anda Trabzonspor'un potansiyelini karşılayacak kaleciler değil. Onun için Uğurcan'ın yerine bir kaleci alması lazım. Ona ne kadar para verecek? Ne performans verecek? Onun için Uğurcan'ı öyle küçük paralara vermezler. Hiç vermezler bana göre. Çünkü yeni anlaşma yaptılar. Yani dediğim gibi 20 milyon üzerinde olursa o zaman verilebilir ama şu anda öyle o paraya devirecek olan bir takım yok gibi görünüyor. Bana göre o biraz yalan bir haberdir bana göre. Peki spekülasyondan ibaret. Evet. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Hüseyin Tok bizimle birlikteydi. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Beşiktaş'ta Cenk Tosun dün Şanlıurfa Spor'la yapılan kupa maçında iki tane gol attı. Ancak bir önceki dönemde yani Valerian İsmail yönetiminde çok fazla forma şansı bulamıyordu. 11'de hiç şans bulamamıştı ve hep Weghorst'un arkasında bekledi Cenk Tosun. Sadece bir gol atabilmişti. Cenk Tosun 24 dakika süre aldığı Vodafone Park'taki Trabzonspor maçında 2-2'lik beraberliği sağlayan golü attı. İsmail'le yıldızı barışmayan Cenk Tosun'un tepkisi dolaylı olarak medya üzerinden kamuoyuna da yansımıştı biliyorsunuz. Ünlü yorumcular da bu konuda değişik fikirler beyan etti. Şenol Güneş'in ikinci kez Beşiktaş'a gelişi Cenk Tosun'un da bir anda 11
11'de kendisine yer bulmasını sağladı. 31 yaşındaki forvet oyuncusu Güneş yönetiminde 5 gol atıp 2 tane de gol pası verdi. Güneş'in ilk maçı olan hangi Kredi Ümraniye Spor maçında 2 gol atıp 1 asist yapan Cenk Tosun 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde de 1 gol atmayı başarmıştı. Ve dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfa Spor karşısında da sonradan oyuna girip Beşiktaş'ı ateşleyen 2 gole imza attı Cenk Tosun. Şu ikinci yarı oynadığımız futbol ilk yarı oynayıp işi bitirebilirdik diye düşünüyorum. Ama Urfa'yı kutlamak istiyorum. Geldiler, korkusuz oynadılar bize. İlk 20-25 dakika içeride de belirttim, hiç bize yakışmayan bir futbol oynadık. Sonra toparladık. İlk yarı zaten pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Devre arasında kenetlendik. Bu maçı çevirebileceğimizi ben halen biliyordum. Hoca da böyle bir konuşma yaptı. İkinci yarıya güzel başladık. Güzel goller bulduk. 4-2'den sonra belki daha fazla atabilirdik. Ama önemli olan buradan son 16'ya kalmaktı. Tabii yorulduk ama önemli bir lig maçımız var bizim pazar günü. Baya kadar 2 maçtan 6 puan çıkarmak istiyoruz. Devre arası gibi bir şey oldu bizim için de. Çünkü hem kampa gittik, orada yükleme oldu, çalışmalar oldu. O yüzden şu an yorgunluk hissi yok bizde. Daha fazla yükleme yaptığımız için daha dirençli olduğumuzu düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah şu 2 maçtan 6 puan alırız. Yok, Messi ile yaşadığını konuşmadık ama turnuvadaki zaman zaman olan şeyleri konuştuk. Onlar da güzel temsil etti bizi orada. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Her zaman her yerde. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kayseri Spor Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek tur atladı. İlk yarısı sona erdi Konya Spor Bodrum Spor maçında. İlk yarı sonucu 0-0. Renktaş iki takımın maçında ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarı başladı. Henüz 49. dakika. Değerli dinleyiciler, Beşiktaş'ta devam ediyoruz programımıza. Weghorst Hollanda milli takımıyla Arjantin karşısında uzatmalarda 2 gol atmıştı ve maçın penaltılara gitmesini sağlayan futbolcuydu. Wout Weghorst Messi ile de bir tartışma yaşamıştı. Dün akşam maçtan sonra Messi ile ilgili soru da soruldu kendisine. O da Arjantinli futbolcuya yönelik bir göndermede bulundu. İki kez tabii ki bir geri dönüş oldu. Bugün için 4-2 kötü bir sonuç değil. Keşke Dünya Kupası'nda da olsaydı ama artık yapacak bir şey yok. Taktiksel değişiklik gerekliydi. 2-0 gerideydik çünkü risk almak durumu söz konusuydu. Hücumsal anlamda gol atmak için daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Bu ön alan baskısı başından beri iyiydi aslında ama doğru tempoyla herkes yaptığında ikinci yarı ne kadar daha iyi olduğunu gördük. Bu baskıların sonucunda da çift forvet oynadığımızda da aynı zamanda boşluklar bulduk, gol attık ki bunları zaten kendi aramızda konuşmuştuk. Bugün bunları yaptık, yapabildiğimiz için de mutluyuz. It was the most beautiful 3 weeks for me as a footballer. Futbol kariyerimin en güzel 3 haftası diyebilirim. Hala biraz daha nasıl olurdu diye düşünüyorum o penaltıları düşününce, penaltılar aklıma geldiğinde ve bu hep kafamın içerisinde olacak. Ama ben çok minnettarım bu şansı, bu fırsatı yakaladığım için. Bu seviyede oynayabildiğim için, bu Arjantin maçı örneğinde de çocukluğunuzdan beri hayalini kurduğunuz şeylerdir, hedeflediğiniz şeylerdir, bunları oynamak benim için çok çok güzel bir tecrübeydi. No, yeah, not so much about Argentina, of course. Yani dürüst olmak gerekirse hani kupayı kimin kazandığı konusunu çok umursamadım. Maç içerisinde de benim için herkes aynıdır. Messi olsa ya da bugün sahadaki rakibimiz Burak'tı mesela, o da benim için herkes aynıdır, isimler aynıdır. Ben hep savaşırım. Yapmam gerekenler için savaşırım. Ben o maçta da bunu yaptım. Maç içerisinde tabii kendisiyle Messi'yle bazı anlar yaşadık. O birazcık galiba bu anlara şaşırdı. Ben maçtan sonra bu konu hakkında aslında konuşacaktım ama bunu çok da fazla şu anda dile getirmek istemiyorum. Kendisine çok fazla saygı duyuyorum. Bir futbolcu olarak çok büyük saygıyı hak ediyor. Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan bir tanesi. Maçtan sonra da ben aslında bu saygıyı, bu duyguyu göstermek istedim ama buna çok açık değildi. Şu anda en azından benim adımı da bilmiş oldu. Bu da benim için pozitif bir şey. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Haber özel. Derlinciler,
Onur Bulut Kayseri Spor'da başarılı bir performans sergiliyor. Yukatel Kayseri Spor'un başkanı Ali Çamlı yaptığı açıklamada Onur Bulut için gelen resmi teklifi yok. 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız dedi ama Onur Bulut'un temsilcisi Elias Asüme geçen hafta yaptığı açıklamada biz hala yeni sözleşme imzalamış değiliz. Yeni sözleşmeyi imzaladığımız kesin olarak imzaya attığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor dedi. Benim bildiğim Beşiktaş'ın hali hazırda Elias Asüme ile Onur'un transferi üzerine görüştüğü ve Kayseri Spor'la da pazarlık masasına oturacağı yönünde. Çünkü Rossi'nin istikrarsız bir performansı var. Tayfur belki sağ bek oynuyor ama orijinal mevkii sağ bek değil. Aslına bakarsanız Onur'un da orijinal mevkii sağ bek değil. Ancak Onur Kayseri Spor'u sağ bek oynayarak ön plana çıktı. Orta sahada sağ ön, defansif orta saha ve göbekte oynayabiliyor. Hatta sol önde oynayabiliyor. Ama başarılı olduğu mevki Kayseri Spor'da sağ bek oldu. Bu nedenle Şenol Güneş'in de istediği oyunculardan bir tanesi. Hatırlayın, bir basın toplantısında Şenol Güneş takımımda görmek isterim demişti Onur Bulut. Sevgili Ali Polat, Freiburg'da oynadığı dönemlerden bu yana Onur Bulut çok yakından tanıyor. Onunla ilgili transfer gelişmelerini biliyor bizimle birlikte. Hoş geldin sevgili Ali Polat. Merhaba. Özgürcüğüm, merhabalar. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar Freiburg'dan. İyi çalışmalar dilerim, ben de kolay gelsin. Çok teşekkürler size de. Ne diyorsunuz, siz ne duydunuz Onur Bulut'un olası transferiyle ilgili olarak? Özgürcüğüm, zaten Onur Bulut Türkiye'ye geldikten sonra Alanya Spor'a gelmişti. Oradan Kayseri Spor'a inanılmaz bir müthiş bir iki sezondur müthiş bir performans gösteriyor. Yani bütün üç büyüklerin, dört büyüklerin gözdesi. Milli takımda da ilk milli maçında dahi bile inanılmaz şekilde müthiş top oynadı. Yani kendini ispatladı. Tabii şu an Türkiye'de büyük takımların gözdesi oldu, yani öyle diyelim. Peki, transferiyle ilgili bir gelişme var. Benim duyduğum menajerinin Elias Asüme'nin Beşiktaş'ta görüştüğü yönünde Trabzonspor'una talip olduğunu biliyoruz. Hı. Evet, yani ben Onur'la bir ara konuştum. Trabzonspor da istediğini söylemişti ama Trabzon'un galiba herhalde bildiğim kadarıyla başkanlar arasında bir sıkıntı varmış. O yüzden transferden Trabzonspor vazgeçmişti ama Beşiktaş'ın da istediğini biliyorum. Yani Beşiktaş'a çok daha yakın, senin dediğin gibi Özgür'üm. Beşiktaş Galatasaray'da istediğini biliyorum. Ama Beşiktaş'a çok yakın yani. Onur da zaten büyük takımlarda oynamayı çok istiyor. Yani milli takımdaki performansı, Kayseri Spor'daki performansı, yani Beşiktaş'ta da iyi işler yapar diye düşünüyorum. Peki. Yani Beşiktaş'a Ocak ayında transfer olma ihtimali yüksek sizce, değil mi? Sizin dediğiniz bilgi bu yönde. Evet, yani büyük ihtimalle Beşiktaş'a, çünkü bir de Onur'da şey var, iki ayak var, bir de inanılmaz yani her bölgede oynatacak kapasitede yani bir oyuncu. Yani sağ bek, sol bek, ön, orta, yani nereye koysanız joker gibi her yerde hı-hı kullanabileceği bir şeye var, yeteneği var Onur'un. Çünkü Freiburg'da da öyleydi. Hı-hı. Çok yönlü bir oyuncu. Yani bizim Freiburg'da, Bundesliga'da da aynı şekilde. Hocası mesela ki burada inanılmaz bir performans yakalanmıştı bir dönem Freiburg'da, Bundesliga'da. Sonra işte bir sakatlık geçirmişti. Sonra geriye kaldı Onur. Ama dediğim gibi iyi bir çıkış yaptı bu sene sağ bek olarak Türkiye'de. Ki iyi bir performans gösterdi Türkiye'de. Bakalım transferi gerçekleşecek mi devre arasında? Tabii burada Kayseri Spor'un da tavrı çok önemli. Kayseri Spor'da onunla yeni sözleşme imzalamak istiyor ama ben bildiğim kadarıyla Onur bir hedef koydu kendisine. Büyük takımlarda oynamak istiyor Türkiye'de. Dolayısıyla Kayseri Spor'la yeni sözleşme imzalamayacak. Onur bunu bana da söyledi. Konuştuğumuzda dedi, abi ben dedi büyüklerde oynamak istiyorum demişti. Çünkü hak etti. Gerçekten hak etti Onur. Yani üç büyüklerde oynamayı hak etti yani. Bir ara Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Hatta ben Ali Koç'a özel numarasını da yolladım görüşün diye. Galatasaray'ın listesinde olduğunu biliyordum zaten ama Beşiktaş'ın da çok ısrarla istediğini biliyorum yani. Ama Beşiktaş'a çok yakın. Yani Beşiktaş'a ben bir nevi hayırlı olsun da diyebilirim şu anda. Peki. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyebilirsiniz. Size gelen bilgi de anladığım kadarıyla Beşiktaş'ın büyük ölçüde futbolcuyla anlaştı ve Kayseri Spor'la bu işi pazarlık masasında çözmeye çalışacağı yönünde. Evet, evet. Peki. Sevgili Ali Polat, çok teşekkür ederim aktardığınız bilgilerden dolayı. Özgürcüğüm, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler, saygılar. İyi çalışmalar. Görüşmek tekrar üzere. Görüşmek dileğiyle. Çok. Görüşürüz Özgür'üm. Sağ olun. Sağ olun.
Sevgili Ali Polat bu önemli bilgileri aktardı. Freiburg'dan biliyorsunuz Onur Bulut Freiburg'da da forma giymişti. Değerli dinleyiciler, Türkiye Futbol Federasyonu birincilik takımlarından Eyüpspor bir transfere imza attı. Berke Özer'i kadrosuna kattığını açıkladı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bu yönde bir açıklama yaptı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyerek Fenerbahçe'yle sözleşimi uzatmayan ve yaz transfer döneminde Porchi Monense'ye transfer olan Berke Özer Portekiz ekibinde fazla forma şansı bulamadı ve takımdan ayrıldı. Porchi Monense takımında 2 maçta forma giyebildi. 4 gol gördü kalesinde. 180 dakika sahada kaldı. Bakalım Harun Tekin'le girişeceği forma yarışında acaba nasıl bir görüntü sergileyecek Berke Özer Eyüpspor'la anlaştı. Bu arada Eyüpspor'un Alanyaspor'dan Efecan Karaca, Galatasaray'dan da Bafitimi Gomis için transfer girişiminde bulunduğu iddia ediliyor. Haber Özel. Haber Özel. Galatasaray bölümümüzdeyiz. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek bir üniversitenin düzenlediği panele katıldı ve önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray hep enlerin, büyüklerin takımı olmuştu. Onun için inşallah bu manadaki çabalarımız zaten hedef koyduğumuz hedeflerin. Yani Şampiyonlar Ligi kupası dışında UEFA kupasını getirdik. Süper kupayı da getirdik. Hedefimiz şimdi Şampiyonlar Ligi kupasını getirmek. Bütün bu yaptığımız faaliyetlere, altyapıydı, finansal yapının düzeltilmesi, sürdürülebilir, sportif başarı, bütün bunların hedefinde zaten olan en üst seviyeye getirmek. Bu çerçevede burada da herkes tarafından kabul edilmiş, herkes tarafından kanıksanmıştır. Ama biz de bütçemize göre, bugünkü mevcut durumumuza göre bu seviyede büyük bir transferi yapma durumunda değiliz. Ama inşallah biz yapacağımız projelerle Galatasaray'ı daha üst seviyede taşımak için vereceğimiz emekle o günlere de kısa bir sürede ulaşırız diyorum. Çünkü biz özellikle demin anladığımız yaptığımız projelerle Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını planlıyoruz. Yani çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız Galatasaray'ı planlıyoruz. İnşallah bizden sonra gelen yönetimler de bu projelere destek verir. Bu projeler gibi projeler üretmek suretiyle önümüzdeki dönemde futbol dünyasında bir üst seviyede Ronaldo gibi transferlerin yapılmasını mümkün kılacak bir seviyede kulübü getiririz. Icardi dünya yıldızı bir futbolcu ve performansının üst seviyesine geldi son maçta Galatasaray'ın. Bizim için çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Dolayısıyla bundan sonraki bölümde de damgasını vuracak. Sakatlığı vardı. Çok iyi çalışmalara başladı şimdi. Çok kısa süre sonra takımdaki yerini alacak. Tabii Icardi bir yıldız futbolcu. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisiyle ilgili yaptığı çalışmalar var ama Galatasaray'ın aynı zamanda biz bütçesini de düşürmek zorundayız. Finansal yapısında muazzam bir iyileştirme yolunda büyük adımlar atıyoruz. Bunları yaparken o konuyla dikkate alarak sezon sonuna daha çok var. Bugünden bir şey ifade etmek bence son derece yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündemimize gelir. O günkü duruma bakılır. Teknik ekibin bize vereceği raporlar çok önemli. Bahsettiğim o günkü finansal yapımız önemli. Bunların çerçevesinde karar veririz. Cristiano Ronaldo bugüne kadar gelmiş geçmiş birkaç tane en önemli futbolcunun birisi. Gerçekten bir dünya yıldızı, süper bir futbolcu. Şimdi burada buna cevap verirken de çok dikkatli olmamız lazım. Bir de işin gerçeği hangi kulüp başkanı, hangi kulüp yönetimi veya da hangi kulüp antrenörü Ronaldo gibi bir futbolcu kadrosunda görmek istemez. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Fakat demin ifade etmeye çalıştım. Kulüplerin, özellikle Türkiye'deki yerleşik kulüplerin finansal yapıları itibariyle baktığımız zaman
Cristiano Ronaldo gibi futbolcuların maliyetlerinin öyle bir seviyesi var ki bunları mevcut kulüpler, Türkiye'de mevcut kulüplerine karşılaması mümkün değil. Dolayısıyla bu soruya verilecek cevap da şöyle bir cevap da yanlış bir yer. Ben Cristiano Ronaldo'yu istemiyorum demek de son derece yanlış. Neden yanlış? Cristiano Ronaldo bir dünya yıldızı. Herkes bunu ister. Bunu istemiyorum gibi böyle net bir cevap vermek de bu sefer Cristiano Ronaldo'yu yaralar. Onun çerçevesini yaralar. Çünkü Ronaldo istenmeyecek bir futbolcu değil. O itibarla Galatasaray Spor Kulübü olarak evet şurasını çok önemsiyorum. Cristiano Ronaldo'yu gerek basın gerek spor alemi Galatasaray'la eşleştirdim. Yani şimdi demek ki böyle büyük bir yıldızın gideceği tek kulüp Türkiye'de Galatasaray. Cristiano Ronaldo yeni takımını buldu değerli dinleyiciler. Al Nassr Arap Suudi Arabistan kulübüyle anlaştı. Çünkü Cristiano Ronaldo mecbur kaldı oraya gitmeye. Avrupa'dan beklediği teklifi bulamadı. Yılda 10 milyon euronun üzerinde fazla 10 milyon eurodan fazla para kazanacak. Bu sadece futboldan alacağı para. İmaj değerleriyle ilgili ayrı bir anlaşma yapıldı. Dursun Özbek Galatasaray Başkanı da bu konuya vurgu yaptı. Az önce ne demiştik? Eyüp Spor'un Bafétimbi Gomis'i transfer listesine aldığından hatta Alanya Spor'dan Efecan Karaca'yı da transfer gündemine aldığından bahsetmiştik. Sevgili Nazım Türknaz bu önemli haberi yaptı. Bafétimbi Gomis Eyüp Spor'un transfer listesinde onun ismiyle pek çok yerde şu anda bu haber dolaşıyor. Bakalım bu transfer realize olacak mı? Üçleme programıyla dinliyorsunuz biliyorsunuz Nazım Türknaz'ı bizimle birlikte. Nazım hoş geldin. Merhaba Özgür abicim nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim sen de iyisin umarım. Valla ben deyim yoğun bir gün geçiriyorum aslında. Hem gerçekten hem haberler hem Ajans Spor'daki yaptığımız işlerle beraber gerçekten yoğun ve aynı zamanda güzel bir gün geçiriyorum. Ne güzel. Gelelim Bafétimbi Gomis meselesine. Sana kolaylıklar dilerim her şeyden önce Nazım. Ne diyorsun? Galatasaray'la Eyüp Spor arasında bir görüşme yapıldı mı? Aslında Eyüp Spor Başkanı'nın da Galatasaray Kongre üyesi olduğunu biliyoruz. Evet, dolayısıyla evet. Bu çok kolaylaştırıcı bir etken pek çok transferde Galatasaray'dan Eyüp Spor'a. Örneğin işte Babel'in transferinde, örneğin Alparslan'ın kiralık olarak gelmesinde. Ömer Bayram bunlardan bir tanesi. Ne diyorsun? Valla şöyle söyleyeyim size Özgür abicim bir kere. Film biraz geriye sarıyorum. Ben şöyle ki ligin son maçında hani Eyüp Spor'un son maçında ben basın toplantısında teknik direktör İbrahim Üzülmez'e sormuştum. Yani gol noktalarında bazı sıkıntılar olduğuna dair. O da zaten benzer bir açıklama yapmıştı. Transfer çalışmaları yapıyoruz. Yani Eze'den memnunuz ama Eze ile beraber rekabete girebilecek ünlü ve bir marka ismine ihtiyacımız var gibi bir açıklama yapmıştı. Zaten de aslında çok uzak gitmeye gerek yok. Bafétimbi Gomis gerçekten yaşı kaç olursa olsun bana göre yani dünyanın her takımında oynayabilecek ve dünyanın her takımında gol atabilecek bir özelliğe yeteneğe sahip. Ben böyle düşünüyorum. Şöyle söylemek lazım. Sezon sonu Bafétimbi Gomis'in sözleşmesi bitiyor. Özgür abi. Zaten muhtemelen ilk tarafta hem Galatasaray tarafı da hem Eyüpspor tarafı da bu transferi bence çok rahat bir şekilde bitireceklerdi diye ben düşünüyorum. Diğer taraftan da Okan Hoca'nın açıklamaları var. Yani Bafétimbi Gomis ve Seferovic'le beraber oluşturulan o forvet hattından da memnun olmadan dair çeşitli açıklamalar yapmıştı. Zaten bu iki tane bilgi de birleştirdiniz zaten. Bafétimbi Gomis'in haberinin de aslında ne kadar önemli olduğunda aslında ortaya çıkabiliyor. Bafétimbi Gomis ne iş yapar? Ben 37 yaşında aslında baktığımız zaman da yaş noktasında belki biraz fazla olabilir ama dediğim gibi bana göre golcü özelliği olan bir oyuncu. Bunun yanında Bafétimbi Gomis'i besleyecek isimler de lazım. Sonuçta Eyüp Spor'un aslında orta sahada da bazı eksikleri vardı. Bunun için de Efecan Karaca ile beraber bir bu transfer biteni haftasına geldikleri şeklinde duyumlar da vardı. Dün hatta hatırlarsanız Eyüp Spor Alanya Spor'la Türkiye Kupası'na karşılaşmıştı. Orada evet. Zaten bu görüşmelerinde olduğu bilgisi vardı. Orada şöyle bir durum da var. 2025'te bitiyor Efecan Karaca'nın sözleşmesi. Hı hı. Ve muhtemelen Efecan da aynı biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi Alparslan gibi, Ömer Bayram gibi aslında
gelecek sezon için Eyüpspor'un olası bir TFF 1. Lig şampiyonluğunda zaten aslında kadrosu hemen hemen şekillenmiş gibi durum oluyor Özgür abi. Anladım. Dolayısıyla Ocak ayında bu transferin resmiyete kavuşacağını, her iki transferin de Eyüpspor adına inanıyorsun. Evet evet. Zaten dediğim gibi şeyin zaten komisyon zaten 6 aylık aldığı için evet. Biraz daha rahat zaten. Artı Efecan'da şöyle bir durum var. Efecan zaten Galatasaray altyapısından yetişen bir oyuncu. Böyle bir özelliği de var. Artı şimdi o da bazen biliyorsun insanlar yeni heyecanlar arayabiliyorlar kendileri. Yeni hedefler arayabiliyorlar. Eyüpspor bu noktada gerçekten şimdi Süper Lig'de yapmış olduğu transferleri gerçekten dikkat çekiyor ve bu dikkat çekiciliği özelliğinde Efecan Kalıcı transferiyle beraber de bence taşlandıracaktır diye düşünüyorum. Evet. Belki üzerinde transfer etti Eyüpspor. Başkan Murat evet. Özkaya bu transferi doğruladı. Evet. Evet. Çünkü Berke Özer de bence yani Türkiye Süper Ligi'nde hak ettiği yerde olur ben düşünmüyorum. Altın Ordu orijinli bir oyuncu ve hatta Altın Ordu Başkanı'nın da Sayın Seyit Mehmet Özkan'ın da çok titizlendiği bir oyuncuydu ve çok daha iyi yerlere gelebileceğini her zaman ifade ettiği bir oyuncuydu ama çeşitli şanslıklar, çeşitli takatlıklar yaşadı. O da bence Eyüpspor transferiyle beraber o da yeni bir sayfa açacaktı. Çünkü gerçekten yani fiziği olsun, kendime sözleştiri olsun aslında hak ettiği yerde olmayan bir oyuncu. Zaten daha önce yansıtanıyorsam Kaleci Harun'la beraber de Fenerbahçe'de görev almışlardı. Orada zaten aslında hiçbir bozulmamış oluyor Özgür Sancar. Hı hı. Sevgili Nazım çok teşekkür ederim aktardığım bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim Özgür abicim. Zaten yani bana bu fırsatı verdiniz. Güzel de oldu. Biz de Ajans Spor'da bu haberimizi geçtik. Zaten reaksiyonu gelmeye başladı. Ben de şey diyorum, lütfen diyorum dinleyicilerimize Ajans Spor'da kalmaları ben buradan tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorsunuz, peki. Çok teşekkür ederim sevgili Nazım bir kez daha. İyi çalışmalar dilerim. İyi çalışmalar, iyi programlar dilerim size. Kolay gelsin. Nazım Tüknaz son bilgileri aktardı. Nazım'ın elde ettiği bilgiye göre Bafétimbi Gomis Eyüpspor'un transfer gündeminde. Tabii Bafétimbi Gomis 90 dakikayı çıkartacak fizik yeterliliğe sahip değil. Ben olabileceğini de sanmıyorum ama son vuruş açısından gerçekten çok usta bir oyuncu. Galatasaray'ın hamle oyuncu ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte bir oyuncu. Son 10 dakikada, 20 dakikada, 25 dakikalık bölümde bilemediniz 30 dakikalık bölümde iyi işler yapabilir. Yeter ki top alsın 18'de bunları mükemmele yakın bir biçimde kullanıyor Bafétimbi Gomis. O yüzden Seferovic mi Bafétimbi Gomis mi gider şeklinde bir tercih söz konusu olduğu zaman ben Seferovic'in gidebileceğini düşünüyorum ama tabii Eyüpspor'un talebi sonrasında Galatasaray yönetiminin vereceği karar ne yönde olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği yani FIFA Aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. 1465 puana sahip olan Türkiye sıralamada bir basamak yükselerek 44. sırada yer buldu değerli dinciler. FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamanın ilk 5'inde yer alan ülkeler şu şekilde oluştu. Brezilya zirvede yer alıyor. Arjantin ikinci durumda. Fransa üçüncü oldu. A milli takımımızın 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubundaki rakiplerinden 2022 FIFA Dünya Kupası 3. Hırvatistan 5 sıra yükselerek 7. olurken Letonya'da 133. sıraya yükselmiş oldu. Diğer rakiplerimizden Galler 28.liğe düşerken Ermenistan'sa 95. sıraya geriledi. FIFA sıralamasında bu notlar var. Değerli dinciler teknik direktör Mahmut Alparslan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgürcüğüm. Nasılsın? Sağ olun hocam. Siz iyisiniz umarım. Hamdolsun bomba gibi şükür. Harika. Kolaylıklar dilerim her şeyden. Eyvallah. Bir mukabil. Tabii futbolun şakaya gelir tarafı yok. Dün akşam Şanlıurfa maçında gördük Beşiktaş-Şanlıurfa maçında. Esas Giresun maçı. Giresun spor maçı 5-0 mağlup oldular Karacabey'e kendi evlerinde ve kupadan elendiler. Öyle bir futbol şey işte yok şakaya yani. Gelmiyor değil mi hocam? Ama Süper Lig takımının 5 tane yemesi yani. Nasıl yorumlamak lazım? Hiçbir türlü yorumlamazsın. İlk bir ben öyle bir takımın hocası olmadım. Anladım. Olsam vallahi milleti yüzüne bakamazsın. Bu gerçek bir şey. Hadi 1-0, 2-1 anlarım olur bunlar yaşarsın var bunlar. Ama 5-0 ve hep aynı şekilde yiyorsun. Hep kontra taklar, hep aynı kontra ve yakalanıyorsun ve aynı daha böyle. Fazlası olur. Hiç kimse de önlem almıyor maşallah. Evet. Ne diyorsunuz lige nasıl yansır bu mağlubiyet Giresun Spor adına? Kötü yansır. Kötü mü yansır? Ama bir de şu var, bilemiyorsun futbolcularda mı bir şey var, içeride mi bir sıkıntı var. Bizim maalesef böyle oluyor bunlar. Paralarını alamıyorlar, sıkıntı yaşanılıyor. Bizim biz profesyonelliği çeyrek yapıyoruz onun için. Her şey olabilir yani, bilemiyorum. Ama bunun altından kalkamazsın. Yani. Vallahi kalkılacak bir şey değil. 5-0 çok hizmet yani. Resmen atıyorum Fener'e mağlup olursun, Trabzon'a atıyorum İstanbul Sporu kendi kategorinde. Hı-hı. İki tık aşağıda olan rakibine mağlup oluyorsun.
Olursun. Bak tekrar söylüyorum, farklı bir şey. 1-0, 2-1, 3-2. Olur bunlar. Var futbolun için ama 5-0. Anlatabileceğim, şey, açıklayabileceğim bir skor değil. Konu anlatamazsın bunu. Ben bile konuşamıyorum üzerine. Ne konuşacağım ki? Öyle. Peki. Bakalım. Hocam ne diyorsunuz? Akşam Galatasaray işi sıkı tutacaktır. Hiç kuşku yok ki Ankara Keçiören gücü. Okan Buruk yine daha önce şans vermediği oyuncularına mı şans verecek, yoksa net kadrosuyla, ligdeki kadrosuyla mı çıkar sahaya? Biraz çoğunlukla öyle olacak gibime geliyor. Anladım. Çünkü ben açıkçası Keçiören'i buçuk seyrettim. Tamam, bir şey söylersen abes iştikal eder. Yani yakışıksız olur. Çok iyi tanımıyorum ama bugün ben yayındaydım. Bir saatlik bir yayın vardı kanalda. Orada arkadaşlarla konuştuk. Keçiören'in çok iyi bir takım olduğu söyleniyor. Hı hı. Çok hızlı oyuncuları olduğu söyleniyor. Yani korakor bir mücadele olacağını söyleniyor. Bilmiyorum diye bilmediğim için ona yorum getirirsem yanlış yapmış olurum. Galatasaray büyük olasılıkla yani %90'a yakın aç kadrosunda çıkacak. Evet. Muslera kalede olacak. Leo Dibua sağ tarafta, savunmanın sağında. Nelson Abdülkerim Bardakçı ortasında, stoperler. Kazımcan Karataş sol bek. Mitsuyu savunmanın hemen önünde. Berkan göbekte. Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Yusuf ve Kerem Gomis bu 11'le çıkacağı söyleniyor Galatasaray'ın. Kerem, Yusuf Demir. Yusuf Demir Gomis'in arkasında, forvet arkası. Kerem sol kanatta, Barış Alper sağ kanatta. Sağda. Ne diyorsunuz hocam? İdeal mi bu maç için? Yani şu anda elindeki kadro bu var. Başka neyse koyabileceksin oraya. Yani öbür gün Raşitse'yi koyarsın. Yusuf'u çıkaracaksın. İşte bu yabancından dolayı. Ha, Muşteri oynuyor mu? Muşteri oynuyor. O vakit ceza durumu nedir? Muşteri ligde cezalı. Efendim ligde cezalı. Onun için Muşteri'yle başlayacak, anladım. Acaba şey midir yani? Doğru bir tercih midir Muşteri'yle başlamak? Yani belki de risk etmek istemedi. Çünkü Okan çok güven verir bir performans sergilemedi hazırlık maçlarında hocam. Öyle ama ne yapacağım? Pazar günü hafta sonu kimle oynayacaksın? Doğru. Onunla oynayacaksın. O çıkışlar, arkaya sarkan toplar, onların birbirlerine alışı gelmiş bir çıkışlar nasıl olacak? Muşteri ile oynarsan tamam, Muşteri biliyorsun da hafta sonu onunla oynamıyorsun. Anladım. Bilemem yani doğru bir karar mıdır? Tabii onun tercihler onlarındır ama şahsen Okan'ın oynaması bence daha faydalı olur. Çünkü bir veya iki maç öyle oynayacaksın. Yani ne kadar gelmiş, kesilmiş cezası belli mi Muşteri'nin? Bir maç. Bir maç. Ya, o vakit kaldırır ya, kolay değil. Hani bir maçı da yani Okan'da o kadar çok şey yapmayalım, kötülemeyelim ya çocuğu. Yani... Hocam. Mauro Icardi için şey. Biraz daha beklenecek. Belki sakatlığı geçti ama derbide, Fenerbahçe derbisinde Ocak'ta tam olarak hazır olması adına beklenecek Mauro Icardi ile ilgili olarak. Böyle bir karar var teknik heyetin. Özgür. Buyurun. Buyurun. Biz şimdi olaya hakikaten çok amatörce bakıyoruz ya. Bütün bu Icardi'nin olayı sadece tek maç üzerine mi okuyacağız biz? Hı-hı. Attınız burada, nüksetti, daha fazla gitti. Ne olacak? Anladım. Yo, zaten nüksetmesin diye erken oynatmak istemiyorlar hocam. Anladım işte, bakın o maç çok farklı çünkü senin Adelen'de... Daha yoğun bir maç olacak. Herhalde Adelen'de senin... Fiziksel efor sarf etmeyi gerektirecek. Mutlaka, hem de deplasmanda oynayacaksın. Yani bir maçlık mıdır bizim bütün bu oyuncuları üzerinden düşüneceğimiz? Yani başka sizin oynatacağınız o takımda yok mudur? Öbürleri boşuna mı alınmış oyunculardır? Yani ben olaya farklı bir boyuttan bakıyorum. Attık, oynattık Icardi'yi. Hayda, gitti, ne olacak? Evet. Yani bizim bu futbola bakış, profesyonelliğe bakış açımız bu mudur ya? Hı hı. Icardi'nin oynamasını herkes ister. Her Galatasaraylı ister. O, tamam, ben fikrim de. Onun tam sağlam olarak mı gelecek? Ne şekilde gelecek? Orada ne kadardır? Çünkü arka adresinden yanılmıyorsam sıkıntısı. Sıkıntısı orada. Evet. Tam riskli bölgeler oralarda. Her zaman için riskli bölgeler. Tam geçti dersiniz, pat sizi alır. 7-8 hafta çıkartmaz. Ya onun için ben hep öyle bakmıyorum yani olaya. Sanki elinde Galatasaray'ın başka santroforlar yokmuş gibi tek bir oyuncuya kalıyorsunuz. O söylediğimiz oyuncu da az buz oyuncu değil, ona hemfikirim ama. Yani bir maç Galatasaray'ın geleceğini, gideceğini göstermez ki. Doğru. Hocam
Şimdi Bafétimbi Gomis'in Eyüpspor'un gündeminde olduğundan bahsediyor. Bu yönde bir haber var. Ajans Spor'un haberi. Ama ben Bafétimbi Gomis'in Galatasaray'da Icardi'den sonra kullanılabilecek ikinci forvet olduğunu, bu yerinin değişmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü belki 90 dakikalık bir oyuncu değil ama hamle oyuncusu olarak çok başarılı bir seçenek Bafétimbi Gomis. Çünkü son vuruş açısından çok başarılı. Yani doğru beslendiği zaman, top alabildiği zaman bunları değerlendirme oranı çok yüksek Bafétimbi Gomis'in. O yüzden Seferovic'in gitmesi, Bafétimbi Gomis'in sezon sonuna kadar kalmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Özgür, şu anda hiç kimseyi alamıyorsan önce alman lazım. Alamıyorsan elindekilerin hepsini tutacaksın. Çünkü başka alternatifin yok. Hı-hı. 4 ay sonra senin bütün santraforların yok. Gidiyor, hepsi yok. Hepsi gidiyor. Hepsi yok. İkardinin yani bütün haklarının alınma olasılığı var mı? Başkan çok tam değil ama yarım ağız dedi ki biz işte çalışma yapıyoruz. Bakacağız sezon sonuna kadar daha çok var dedi. İşte Galatasaray'ın şartlarını da düşünmek lazım dedi. İkardinin bütün haklarıyla alınabilir mi? Bu arada Newell's Old Boys Rosario takımı. Messi'nin doğup büyüdüğü şehrin takımı. Biliyorum. Evet. Icardi istiyor. Yöneticileri Icardi ile ilgili bir transfer girişimleri olduğunu gizlemedi. Ben de dün Arjantin'de bir radyoya telefon bağlantısı yaptım gece 2.30'da. Bu konuyu araştırıyorlar. Onlar da aynı şeyi söyledi oradaki yorumcular da. Yani Newell's istiyormuş Icardi'yi. Bakalım. İster, oralar ister. Ama doğrudur. Alabilmek çok zor. Bir kere oyuncu 9 milyon euroya yakın bir para kazanıyor. Galatasaray bunun çok az bir kısmını ödüyor. Bütün hakları için 40 milyon euroluk bir oyuncudan bahsediyoruz hocam. Yani ben sana şöyle söyleyeyim mi? Biz olacak işlere bakalım. Yeni sezonda da olacak santraforları bulalım. Size uygun olanını, Türkiye Ligi'ne uygun olanını bulalım. Ona göre şimdiden hazırlıklar yapılması lazım Galatasaray olarak. Hı-hı. Yani ilk kardeşi öyle alırım, ederim, yok onu alacağım, bunu alacağım. Yok, bu ataki konuşmuyor. Gerçekler bir kere yatırman lazım. Bak takımda 4 tane 5 tane oyuncunun haricinde takım kuramıyorsun. Yani bir gerçekleri de konuşmak lazım artık. Yani bu kadar al 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 ver 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 ve sonuçta hiçbir şey yok ortada. Bu büyük topçular olmasa neyle oynayacaksın sen? Kimle oynayacaksın? Doğru. Yani biraz konuşmalarımız acıtıyor insanları ama bunlar gerçek. Yani Galatasaray'dız, Galatasaray'dız diyorsunuz, ediyorsunuz. Onlar her şey iyi güzel ama yaptığınız işlerde doğru dürüst bir şey değil ki. Bir sezonluk iş değil ki bu Galatasaray. Hı hı. Galatasaray süreklilik ister. Galatasaray süreklilik getirendir. Alttan varsa 2 tane 3 tane atın artık yeter. O seviyedeki çocukları gidip dışarıdan transfer etmeyin. Boşuna para vermeyin yabancılar. Doğru. Onun için Galatasaray önümüzdeki sezonun planlaması burada. Hem koşacaksın hem de önümüzdeki sezonun planını yapmaya çalışacaksın. Çünkü takımı gittikçe orta yaşa da gelmiyor. Orta yaşın üzerine çıkmaya başladı. Bir iki tane aminler, bunlar dünyanın her takımda var. Büyük takımların hepsinde var. Onları hep hepimize fikir. Ama biraz da biraz aktif olanları bulmak lazım. Galatasaray'ın o başarılı sezonlarına bir bak. Hepsi zıpkın gibi çocuklardı, oyunculardı. Avrupa'dan gelenler de öyle. Hocam Sacha Boey'a Olympique Lyon'un, Real Madrid'in, Liverpool'un, Crystal Palace'ın talip olduğundan bahsediliyor. Hayırlısı. Siz duydunuz mu? Vallahi işte senden duyuyorum şimdi. Bilemem ben. Fransa'dan bak olabilir. Fransa'ya lafımız olmaz. Ben de Fransa takımlarının gündemde olduğunu... Üst seviyeler değil de aşağılar olabilir ama Liverpool'dan bahsediyorum. Yani. Çünkü Carvajal başta olmak üzere sağ tarafta oynatabildiği Nacho'yu bile sağ bek oynatıyorlar. Yani, şey olmasa sakın. Hani Madrid derken Mardin'e gelmişler, o şekilde olmasın sakın, karıştırmasınlar. Anladım hocam dediğinizi. Eğer Messi'nin muhalefet şerhi olmasaydı Icardi Arjantin milli takımında banko oynar mıydı ya da? Banko olmasa bile kadroda olurdu. Kadroda olurdu değil mi hocam? Kadroda olurdu. Kadroda olurdu. Orası bütün her şey Messi'nin hegemonyasını görmüyor musun? Futbol Federasyonu hoca bile arkasından geliyor. Yani bunlar bir Maradona da aynı şekildeydi. Yani bunlar çok ekstra yani... 100 yılda ancak 2 tane 3 tane en maksimum 5 tane bulabileceğin oyuncular, fazlası yok. Bunlar çok ekstra oyuncular. Anladım. Pele, Ronaldo, işte Messi, burada kimi sayabilirsin başka, Beckenbauer mesela, örnek veriyorum. Bunlar çok ekstra topçular. Doğru söylüyorsun. Bunlar gelmiyor. Yok var mı işte bu dönemde? Messi o gelmeyecek dediği zaman gelmiyor. Aynen öyle. Öyle. Bak o hocayı kim aldı oraya? Kim tuttu orada onu?
Evet, Messi tabii ki. Yani onun için Messi, bir de Rosario'da, daha doğrusu Cordoba'da her şey Messi. Sen, bilmiyorum, ben gittim oralara. Hı-hı. Onun oradaki malikaneleri falan değil, o gökdelenlerini falan gördüm. Empez bir şey. Her taraf Messi, Che Guevara, Messi, bir de Evita. Onlar geçiyor orada. Peki. Arjantin öyle, biliyorsun her yerde. Evet. Doğru hocam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar. Tekrar görüşürüz hocam. Sağ ol. Görüşürüz inşallah. Bay bay. Bay bay. Mahmut Alparslan bizimle birlikteydi. Galatasaray bölümümüzde Sarı Kırmızılar Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçi Ören Gücü'nü bugün Aslantepe'de ağırlayacak. Bu akşam saat 21'de başlayacak maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Matias Ross, Yunus Akgün ve Mauro Icardi sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda bulunmuyor. Okan Buruk'un takımı kalede Muslera ile başlatması bekleniyor. Savunmanın sağında Leo Dubois, ortasında Nelson ve Abdülkerim Bardakçı, sol tarafta Kazımcan, orta alanda Mitsuyu, Berkan göbekte, Barış Alper, Yılmaz sağ tarafta kanatta ve Yusuf forvet arkasında, Gomis'in hemen arkasında, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nun oynaması bekleniyor. İleride Bafétimbi Gomis 11 ile sahaya çıkacak. Galatasaray muhtemelen bu maçı Çağdaş Altay yönetecek. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Fenerbahçe bölümümüzde teknik direktör Cömert Pehlivan bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. İyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler, iyi çalışmalar. Nasıl gidiyor çalışmalarınız Amerika Birleşik Devletleri'nde? Gayet güzel bir sezon geçirdik, güzel gidiyor. Geçen hafta burada State Cup vardı, onun şampiyonu oldu takımımız. Evet. O yüzden mutluyuz, gayet güzel bir sezon geçirdik. Tebrik ederim. Sağ olun, teşekkürler. Fenerbahçe cumartesi günü Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. İki takımın oyun anlayışına baktığımızda maçın başlangıcının nasıl olmasını bekliyorsunuz? Trabzonspor'da genel itibariyle maçın başlangıcından itibaren Umut Bozok'un açıklamalarına yansıdı. Bir hücum pres taktiğinin uygulanacağını düşünüyorum. Çünkü futbolculara bu yönde telkinde bulundu ki Umut Bozok dünkü maçtan sonra, kazanılan Samsunspor maçından sonra biz ön bölgede sürekli presi nasıl yapacağımızı çalıştık hafta boyunca dedi. Tabii şimdi Fenerbahçe maçı Trabzonspor için birçok aslında anlam taşıyor. Hem iki takım arasında yaşananlar, senelerdir gelen bir rekabet. Fenerbahçe'nin bu sezon hücum prese karşılık verebileceği bir kadrosu var. Öyle de bir hocası var. Bunu istiyor. Bir önceki senelerde hücum preste Fenerbahçe sıkıntı yaşıyordu. Önde baskıyı kopuk yapıyordu orta sahayla beraber. Şu anda en son İstanbul Spor maçında seyrettiğimizde Fenerbahçe hem 3. bölgede hem 2. bölgede önde baskı yapan bir takım olduğu için ben Trabzonspor'un tabii ki ev sahibi olarak hızlı başlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin gardını kırmaya çalışacağını düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın zaten genel yapısı önde baskıyı seven hoca. Ama Fenerbahçe'ye karşı bu bir tehlike yapabilir. Çünkü Fenerbahçe önde baskı yapan rakibi aslında arkada boşlukları çabuk yakalayabilecek, çabuk hızlı topu 3. bölgeye taşıyabilecek bir takım oluşturdu. Bunu hem sağ taraftan hem sol taraftan Ferdi'nin çıkışlarıyla, Osayi'nin çıkışlarıyla Fenerbahçe daha kolay pozisyon bulur eğer Trabzonspor önde baskıya devam ederse diye düşünüyorum. Bu Fenerbahçe'nin tercih edebileceği bir rakip taktiği olur, öyle mi? Ben öyle düşünüyorum, öyle çünkü düşünüyorum. Fenerbahçe top oynayan rakiplere karşı çok daha rahat daha oynuyor. Fenerbahçe savunma yapan rakiplere karşı sıkıntı yaşıyor. Bu da çok normal. Uzun topa yönlendiriyor rakibini. Önde baskı yaparak kalecinin uzun top oynamasını istiyoruz. Dönen topu da, rebound topu da alıp tekrardan kanatlara topu hızlı ileriye açık oynayarak atak yapmak istiyor. Burada tabii Fenerbahçe'nin bir avantajı şu. Formda, çok formda. Hem sağ hem sol kanadı çok formda. Yedekleri çok formda. Bugün Trabzonspor kadrosuna baktığım zaman Umut Bozok, evet Umut Bozok son maçlarda 60. dakikalarda giren bir futbolcu. İyi işler yapıyor mu? Yapıyor. Belki yerli olmasa, ismi yabancı olsa Umut Bozok başlardı Trabzonspor. Öyle bir dezavantajı da var Umut Bozok'un. Ama Gomez'i keseceğini sanmıyorum. Yine ikinci yarıda 60. dakikalarda
hamle oyuncusu olarak alacağını düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Anlıyorum. Sayın Cömert Pehlivan'la sohbetimiz devam ediyor. İrfan Can Eğribayat kupa maçında oynadı. Alliance Spor hazırlık maçında da fena bir performans sergilememişti. Altay takımda çalışmalara başladı ama bir sakatlık evresinden geçti. Ne dersiniz? Trabzonspor maçında kalede kim olur sizce? Trabzon maçında tabii İrfan Can'la veya Ertuğrul ikisi arasında kalırsa İrfan Can'la başlayacağını düşünüyorum. Ama İrfan Can'ın son maçta İstanbulspor maçı çok zorlayan bir maç değildi İrfan Can'ı. Hı-hı. Yine tereddütler yaşadığını, yine yenen golleri, ikinci hamlesini ağır buldum. Mesela zor da bir goldü gerçi, iyi de bir gol atıldı ama ikinci hamlesi yine bir ağır bir kaleci için. Kapattığı köşeye daha hızlı kapaması lazımdı. Yani tam hazır değil. Ben İrfan Can'da şunu görüyorum seyrederken, hala tereddütleri, hala üstündeki oynama devamlılığını getirememiş, atamamış. Yani o sürekli hala idmanda gibi hissediyor. Bu da Fenerbahçe için bir dezavantaj. Ama Fenerbahçe'de tabii defans kurgusu şu an için iyi. Kademeye giren Ferdi tabii çok fazla 2-3 bölgede denendiği için Ferdi'nin de oyunlarında çıkışlar, düşüşler oluyor. Ama Ferdi'nin ben bu maçta solda başlayacağını düşünüyorum. Trabzonspor maçında. Hı-hı. Sağda yine Osay ile başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzon'da tabii Trezeguet döndü şimdi. Trezeguet döndü, Bakasetas döndü. Bunlar sarı kart cezalısıydı. Konya maçında iki golü atan futbolcularıydı Trabzonspor için. Gerçi son maçta bir Ankara Gücü maçıydı sanırım. Berabere kaldıkları tekrardan, ikisinin olmadığı. Yani orada Trezeguet'i koyacağı için ve Bakasetas'ı koyacağı için yani çok daha Fenerbahçe'nin ön presini sağlam yapacağı, belki Arıya ile başlayacaktır. Ama İsmail sürprizi de gelebilir. Çünkü son idman kasetlerini seyrettim. Evet. Kanalından Fenerbahçe'nin. Yani İsmail ile Başuay pozisyonlarına baktığımda İsmail'i de denediğini düşünüyorum. Peki. Oynatacağını ilk 11'de. Bakalım neler olacak. İleride de Batshuayi ve Joshua King oynamıştı kupa maçında, İstanbulspor maçında. Belki de Ener Balencia Joshua King'in yerini alacak. Her ne kadar iki gol atarak formda olduğunu gösterse de Joshua King. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Ben de aynı düşünceliyim. Aslında siz söylemeseydiniz onu söyleyecektim. Ben Valencia'ya sürprizi bekliyorum. Çünkü Valencia'ya güveniyor hoca. Valencia'nın önde baskısına, hareketliliğini güveniyor. Batshuayi'nin de dar alandaki hareketliliği, duvar olması, arkadaşlarını yönlendirmesi Valencia'ya daha çok gol pozisyonu sokacaktır. İkinci yarıda da biraz daha yorgun, biraz daha yıpranmış bir savunmaya karşı da King hamlesiyle uzun toplarla gol bulmaya çalışacaktır Jesus. Bu da çok normal. Buna karşılık da tabii Abdullah Avcı'nın da mutlaka düşündüğü Yusuf Erdoğan hamlesi olacaktır yani. Veya Siyopis'le kapatmaya çalışacaktır. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Fenerbahçe bölümümüzde Cömert Pehlivan bizimle birlikteydi. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Her zaman her yerde. Özgür Sancar, özel röportaj. Özel röportaj bölümümüzde Samsun Spor Teknik Direktörü Sayın Hüseyin Eroğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Özgür, iyi yayınlar. İyisiniz umarım hocam. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dün revize bir kadroyla çıktınız, eksikleriniz vardı Trabzonspor maçına, değil mi hocam? Yani evet, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la eşleşmiştik. Tabii ki ligin sonu gelmesi, sakat oyuncularımızın sayısı fazla olması, tabii hafta sonu da Adana Spor'la maçımızın olması hep bir etkendi ama sonuçta kazanmak için çıktığımız bir maçtı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Rakip de tabii ki erken bulduğu gollerde oyunu kendi lehine çevirdi. Biz tabii ki asıl hedefimiz olan, Süper Lig'e çıkma hedefimiz olan bu yönde hemen lige döndük zaten. Bu noktada hedefleri sadeleştirmek işi daha mı kolaylaştırıyor hocam? Yani bütün gücü belli bir noktaya vermek, lige vermek çok daha rasyonel olan yol mu? Yok, aslında kadro derinliğimizin, sakat oyuncularımızın çok fazla olması bizi biraz daha bu anlamda etkiledi. Zorladı değil mi? Ama tabii zorladı. Trabzonspor'un
Kadro kalitesi gerçekten yüksek maliyetli oyuncuların olması, geçen senenin şampiyonu, değerli bir teknik direktörleri var. Hı hı. Yani baktığınızda güçlü bir kadro, onlar için de önemli bir maçtı. Biz tabii ki sonuçta Karadeniz derbisi gibi de düşünelim. Biz kazanmak için gittik aslında ama istediğimiz oyunu sergileyemedik. Erken goller ister isteriz oyun düzenimizi biraz daha bozdu. Ama asıl hedefimiz olan, buraya geldiğim ilk günden beri söyledim, önümüzdeki sezon Süper Lig'de olma hedefinde bence ligde şu an iyi gidiyoruz. Son maçı da kazanıp ilk yarı iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Adana Spor'la kupada da karşılaşmıştınız. Turu geçen taraf oldunuz. Bu sefer ligde karşılaşıyorsunuz ama Adana Spor'un da değişen bir çehresi var. Yeni bir teknik heyette. Nasıl bir maç bekliyor hocam bu açıdan baktığımızda Samsun Spor'u? Yani bu ligin zorluk derecesi yüksek, gerçekten maçlara tanık oluyoruz. Aha. Biz tabii iyi bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Adana Spor'da tabii hoca değişikliği oldu. Onlar da baktığınızda belki son haftalarda puan kaybetti ama saha içerisinde iyi mücadele etmek, iyi organizasyonlar yapmak ve taktikten kopmamak gerekiyor. Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda tabii ki oyun anlamında sonuçlara gittik ama yani oyun anlamında istediklerimizi yaptık ama zaman zaman sonuç almada bazen zorlandığımız oldu. Son maçımızı rakibimize saygı duyuyoruz tabii ki ama kazanmak için 3 puanla tamamlamak için bütün planlarımızı yapıyoruz. Ligde giderken de bize büyük bir artı sağlayacak. Ve devreye de ikinci sırada tam girip ikinci yarıya çok daha iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Hocam şöyle sıralamaya baktığımızda lider Eyüpspor 38 puan var. Sonrasında Samsun Spor takımımız 29 puanla sıralanıyor ama 7. sıraya kadar takımlar 6. sıraya kadar Keçiören Gücü'ne kadar hep 29 puanla. Ardından işte 7. sırada Bandırma Spor 28, 27. Her an ilk iki yarışında her an her şeyin değişebileceği bir lig yarışı izliyoruz. Bu tesadüfi bir durum mu yoksa güç dengelerinin birbirine çok yakın olmasıyla mı ilgili? Şimdi baktığımızda puan durumu gerçekten çok yakın. Ben tabii ki ikimizle birlikte biz 7. hafta geldik. Sezon başında tabii ki burada değildik. Ondan sonraki süreçte yakaladığımız bir ivme, yaklaşık 1.8-1.9 2'ye yakın puan ortalaması bizi yukarıya doğru taşıdı. Hem oynadığımız futbolla, aldığımız skorlarla belki berabere biten maçları da lehimize çevirebilirdik. Yani kaçırdığımız gol pozisyonu. İster istemez burada çok daha avantajlı durumda olabilirdik. Belki Eyüpspor'a daha yakın olurduk. Ama geriye bakıp hiçbir şeyi değiştiremiyorsun. Zaman zaman kadro sakatlıklarının fazla olması ister istemez zaman zaman bunda etkili oldu diye düşünüyorum. Ama bahane için söylemedim bunu. Yani sonuçta bir tespit olarak söylemek istedim. Geldiğimiz günden beri sağ olsun başkanımız, Yüksel Başkanımızın buradaki organizasyonla ilgili hazırladığı tesisinden tut, bütün çalışma ortamı gerçekten çok güzel. Ve geldiğim günde burada icra kurulumuz Veysel Bilen, Suat Çakır, Soner Soykan'la birlikte hareket ediyoruz ve şu an her şey çok güzel bir şekilde devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarımızla yakaladığımız birliktelik, bütün tesislerle ilgili bir sistemin oluşması, o günden bugüne kadar geldiğimiz noktada ben geleceğin çok daha lehimize olacağını söyleyebilirim. İlk gün söylemiştim, burası Süper Lig'e çıkmayı fazlasıyla hak ediyor. Çok önemli bir taraftar potansiyelimiz var. Onlarla birlikte VIP göstereceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Tabii bu süreç kademe kademe yavaş yavaş ilerliyor. Sonuçta skor alman gerekiyor. Oyun içerisinde yaptığımız takımın sahada fark yaratmasını skorla da desteklediğimiz an zirveye doğru daha da güvenli adımlarına çıkacağız. İstediğimiz tabii ki bunu öncelikle hedefimiz tabii ki Adana Spor maçını geçmek. Ondan sonra ikinci yarıyı da çok iyi hazırlanıp zirveye doğru yürümek. Anladım. Hocam hangi oyuncular yetişebiliyor Adana Spor maçına? Dünkü maçta oynayamayan hangi oyuncular? Ya dünkü maçta tabii ki Yunus Emre'nin pozisyonu, Yusuf Abdoğlu'nun pozisyonu. Baktığınızda bunların yetişme ihtimali tabii ki var. Hı hı. Ama diğer oyuncuların biraz yetişme ihtimali zor. Çünkü sakatlıkları, yani uzun süre sakatlık, kırıklar var. İşte bağda yırtıklar var. Biraz talihsiz bir süreç yaşadık. Birçok oyuncumuz da bunu yaşadık. Ama sonuçta biz ne kadar sakat eksik de olsa her maça kazanmak için çıkıyoruz. Yani hedefimiz kazanmak.
ilk başta söylediğim, oturttuğumuz bir sistem, saha içi organizasyonları, hep şunu söyledim oyuncularımıza. Yani biz takım oyunu oynamak, bir sistemi olmak zorundayız ki güçlü olalım. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Her oyuncu da bir sistemin parçası. Ona o görevleri en iyi şekilde aşılamak. Çünkü süreç giderken 11 kişiyle götürme şansın yok. 25 kişilik futbolcu grubunun hepsinin hazır olması gerekiyor. İlk günde bunu söylemiştim ki bugün geldiğiniz noktada herkesin takıma katkı sağladığını net bir şekilde görüyorum. Oyuncularımızla yakaladığımız bu ivme, onların bize güvenmesi, saha içerisindeki performans artışı, oyun üzerinden işlediğimiz antrenmanlar, metotlar, yani oyuncu üzeri tabii ki geliştirmemiz gerekiyor ama bizim asıl hedefimiz oyunu geliştirmek. Bu da zaten skora da yansıyor. Her hafta bu gelişimi devam ettirmek zorundayız. Zaman zaman tabii ki maçın belli bölümlerinde bu iniş çıkışlar yaşansa da ama oynadığımız birçok maçta önemli bir istikrar yakaladık. Yani çok hücum anlamında etkin bir oyunumuzla belki gol pozisyonları daha iyi değerlendirsek olay çok daha farklı boyutta olabilirdi ama o geçmişte kaldı. Önümüzde bunu düzeltecek zamanımız var. Ama şu kısa sürede tüm odak noktamız Adana Spor maçı. Peki. Hocam henüz ara transfer dönemine çok uzun bir süre var ama eminim transferle ilgili çalışmalarınız ya da bir raporunuz vardır. Orta sahada özellikle oyunu çift yönlü oynayabilecek bir oyuncu ihtiyacının olduğu kanaatindeyim. Bilmiyorum 8 numara olarak tarif edilen pozisyon için. Var mı böyle bir düşünceniz transferde devre arasında? Şu an tabii ki devre arası transfer her kulüp baktığınızda transferle ilgili bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Sonuçta devre arası transferleri çok yani kulüpleri çok olumlu yönde neticelendirmiyor. Yani baktığınızda sezon başı transferlerini daha geniş anlamda yapabiliyorsunuz ama devre arası evet transfer ile ilgili bir düşüncemiz var. Başkanımız, icra kurulumuz bununla ilgili çalışmalar yapıyor. İhtiyacımız olan bölgelere transfer etme planımız var. Ama bunu transfer yapmak için değil, bize güç katacak. Takımın sisteminde görev alacak. Hem kendisini geliştirecek ve takımın gelişime katkı sağlayacak. Şampiyonluğa gittiğimiz yolda bize katkı sağlayacak oyuncu tercih etmek istiyoruz. Tabii bu anlamda da çok isim gelse de biz istediğimiz isimler doğrusunda hareket etmeye çalışacağız. Süreç tabii ki bunu belirleyecek. Dediğim gibi karakter yapısı, futbolcu kişiliği, fiziksel durumu hepsi bunda etken. Ve bizimle beraber de katkı sağlayacak yani oynayabilecek oyuncu tercih etmek istiyoruz. Çünkü lig çok uzun maraton. Biz hala belki 2-3 hafta sonra bizimle birlikte olacak işte Fofana gibi değerli oyuncumuz sakatlıktan dolayı yeni yeni oynatmaya başladı. Onlar da bizim için bir transfer. Bir Berk, bir Ali Ülgen sakatlandı. Yani sakatlıktan dönen oyuncular da bize bir transfer gibi gelecek. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani gelen oyuncular belki takımın rekabet ortamını arttıracak. Rekabet başarı getirir. Planlarımız bu yönde. Tabii ki süreçte netleşecek diye düşünüyorum. Ama biz bunu doğru bir planlamayla yapmak istiyoruz. Peki. Samsun Spor Teknik Direktörü Sayın Hüseyin Eroğlu takım ile ilgili bilgileri aktardı sizlere. Fikirlerini sizlerle paylaştı. Hocam öğrencilerinizden Çağlar Söyüncü Leicester'da bence sözleşme yenilemediği için oynatılmıyor. Yoksa oynamayı hak etmediği için değil. Çünkü Çağlar'ın başka amaçları var. Benim duyduğum kadarıyla Atletico Madrid'le bir ön anlaşması var Çağlar'ın. Belki Atletico Madrid bunu öne çekecek. Çünkü Savic'in, Jimenez'in sakatlığında oynattığı Hermoso, Felipe çok yeterli bir performans sergilemiyor. Dolayısıyla ben Çağlar'ın bundan sonraki geleceğin Atletico Madrid'de şekilleneceğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Ben zaten gerekli yorumları yaptım. düşüncelerini. Ya bize bir şey bırakmadım. Tabii ki Çağlar önemli bir süreç yaşadı Premier Lig'de. Fazlasıyla kendini kanıtladı. Süreçte oynayamamasının tabii ki bir takım nedenleri var. Ama profesyonel yaşamda bunlar var. Profesyonel hayatta bunlar var. En doğal olarak ben düşünüyorum. Evet Atletico Madrid olabilir. Net bir şekilde bir şey söyleyemem bununla ilgili ama Avrupa'nın en üst liglerinde, en güçlü takımlarında
oynayabilecek potansiyele sahip. Çağlar bu konuda zaten çok önemli bir aşama kaydetti. Ben her gideceği yer benim için hiç sürpriz olmaz. Ve en güçlü takımlara gidebileceğini düşünüyorum. Hocam, onun için. Stoper olarak en önemli özelliği ne? İyi bir kesici mi, tek hamle stoperi mi, yoksa bunun yanı sıra topu oyuna iyi sokabilen, oyun bilgisi, pozisyon bilgisi yüksek bir futbolcu mu? Çağları bundan işte 5-6 yıl önce bu eksikliklerinden birçoğunu söyleyebilirdik ama Çağlar şu an birçok eksiğini tamamlamış. Bence bütün özellik stoperde olması gereken bütün özelliklere sahip bir stoper. Uluslararası seviyede. Bunu net bir şekilde görüyoruz tabii. Premier Lig'de gösterdiği performans bir önceki sene tüm dünyaya gösterdi. Bence kendini en iyi şekilde geliştirdi ve gittiği yerde de o takıma büyük katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Öncelikle zaten bizim amiri takımın da çok değerli bir oyuncusu. Hı hı. O eksiklerini çok fazlasıyla geliştirdi diye söyleyebilirim. Atletico Madrid teknik direktörü Simeone lider karakterli stoperlerle çalışmayı seviyor. Lider olabilecek potansiyeli görüyor musunuz? Yani Atletico Madrid'e gittiğinde oranın temel stoperi, lideri olabilir mi? Yani belki beklentileri her an çabuk olmayabilir ama zaten bunu Leicester'de gerçekleştirdi. İlk senesi belki istediği gibi geçmedi ama ikinci senesinde savunmanın lider pozisyonunda oynadı. Performans öndeydi. Bunu zaten maçlarda da seyrettiğimizde gördük. Yani onu orada oyuncular zaten o geldikten sonra ortaya koyacağı performansla bilmiyorum tabii ki oraya mı gidecek. Yani siz söylediniz ama profesyonellikte yaşamda imza atılmadığı sürece her şey gelişmeler farklı bir yöne gidebilir. Oyuncularla iletişimi gerçekten çok iyi. O pozisyonda tabii ki olabilir. Siz emin değil misiniz hocam Atletico Madrid'e gideceğinden? Ya yani ya ben tabii siz haber almışsınızdır ama doğru. Bununla ilgili ben net bir şey söyleyemem. Peki. Ama yani biraz önce söyledim. Avrupa'nın 5 büyük liginde en zirvede takıma dahi gitmesi benim için sürpriz olmaz. Cengiz Ünder bir dönüş yapabilir mi Türkiye'ye Ocak ayında, öğrencilerinizden yine Cengiz Ünder? Ya ben evet ismi çok anılıyor ama ben çok ihtimal vermem. Anladım hocam. Hocam Adana Spor maçında size, takımınız Samsun Spor'a başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim bu özel söyleşi için. Ben teşekkür ederim. Özgürüm, sana iyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin. Eksik olmayın. Tekrar görüşürüz hocam. Sağ ol. Görüşmek sağ üzere. Sağ ol. Hoşçakalın. Samsun Spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu özel röportaj bölümümüzde konuğumuzdu. Özgür Sancar özel röportaj. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar dilerim. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.